Özel röportajda karşınızdayız. Seçime çok az bir zaman kaldı ve Türkiye yerel seçimleri tartışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gürkan Acır ve Başak Şengül ile birlikte yaklaşık 2 saat boyunca bütün soruları sormaya çalışacağız. Siz de sosyal medyadan bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Arkadaşlar ilk soruyu yönelteceğim Sayın Genel Başkanı. Efendim Bursa'dan geldiniz. Teşekkür ederim bir kez daha bizi kırmadığınız için. Şöyle dediniz, Bursa'da bir zaferin arifesindeyiz. Anketlere bakıyorum, keyifleniyorum. Bursa bizi bekliyor dediniz. Ne gördünüz sahada? Sahada çok iyiydi. Bahsettiğim anketler de iyi. Bursa'da biz yarım kalan bir işi tamamlıyoruz. Geçen seçimlerde biliyorsunuz çok geriden başladığımız bir yarışı çok küçük bir farkla kaybetmiştik. Hatta anketler kazanmaya yakın olduğumuzu söylüyordu ve bu konuşulduğunda kimse inanmıyordu ama biraz da geçen sefer hani kesin kazanıyoruz motivasyonunun eksikliğinden birkaç puan farkla kaybetmiştik. Tabii o günden bugüne kadar Mustafa Bozbey doğal aday olarak çalışıyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da o dönemde Sayın Bozbey'in adaylığını gayri resmi de olsa müjdelemişti, çalışacak ve aday olacak demişti. Sayın Bozbey o günden bugüne çalıştı. Biz de arkasında durduk. Bursa'ya da çok özel çalıştık. Yerel seçim adaylarının belirlenmesinde çok farklı yöntemler, çok farklı bazı yerlerde işte gecikmeler falan ama Bursa'da Bursa'nın hassasiyeti ve önemini de biliyoruz. Bir Bursa masası oluşturduk. Önce Bozbey'i atadık. Ardından Bursa masası oluşturduk. Milletvekillerimiz, il başkanımız, ilgili ilçe başkanı ve Bozbey birlikte çalıştılar. Son bize ait olan 3 belediyeye kadar tamamını mütabakatla belirlediler. Hiç biz karışmadık. Son 3'te de farklı fikirleri vardı. Ayrı ayrı raporladılar. Biz bir uzlaşı yarattık. Hepsi kabul etti. Yani parti meclisinde dahi Bursa hiç tartışılmadan geçen az sayıda ilden bir tanesi oldu. Ve tabii biz adaylaşmadan sonra İlk kontrol anketlerini yaptırıyoruz. Bursa o konuda bayağı böyle hani keyfimizi yerine getiren sonuçlar gösteriyor. Tabii şeyi de söylemem lazım. Biz aslında Bursa'da rakip olarak mevcut belediye başkanı Ali Nur Aktaş'ı beklemiyorduk. Çünkü ilk iş memnuniyet anketi yaptırıyoruz. Belediye bizde de olsa, rakipte de olsa. Ve o memnuniyet anketlerinde mevcut belediye başkanının durumu size AK Parti'nin birkaç yerde MHP'nin adayı değiştirip değiştirmeyeceğini gösteriyor. Yani aklın gereği olarak bir memnuniyetsizlik varsa şehirde partiler değiştiriyor. Biz de öyle yapıyoruz. Zaten soru şu, başkan başarılı mı başarısız mı? Değişmeli mi değişmemeli mi? Tekrar aday olursa oy verir misin vermez misin diye segmentler var. Orada çok bariz AK Parti'nin aday belirleme işte aklı kimse neyse hangi heyetse baktığında oraya adayı değiştirirdi. AK Parti seçmeninde dahi ciddi bir memnuniyetsizlik var, MHP'de var. Muhalif seçmenin zaten sıtkı sıyrılmış, oy alacak hali yok. Ve bu şartlarda yeniden Ali Nur Aktaş'ın aday gösterilmesi bir anda İbre'yi hani zaten lehimize gördüğümüz, birkaç puan önde başlıyoruz dediğimiz İbre'yi lehimize bayağı bir attı. Bugün zaten Bursa'da ben Bursa'dan evliyim belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Bursa'yı çok iyi bilirim yani 18 yaşımdan beri. Manisa'dan sonra siyaseten demeyeyim, siyaseten en iyi Muğla'yı bilirim, İzmir'i bilirim ama Bursa'yı çok iyi bilirim. Sokak sokak bilirim. Defalarca Bursa sokaklarında gezdim. Ama bugünkü gibi otobüste işte yanımızda Bozbey, Osman Gazi'ye giderken Erkan Aydın yanımızda ve insanlar yani otobüs duraklarından geçiyoruz. %85 el sallıyor Osman Gazi'de. Yani Ulu Cami'ye giden yolda altı parmakta. Her dükkandan, balkonlardan, arabalardan, karşı şerit tıkalı camlarından falan ben böyle bir Bursa görmedim. Teveccüh yüksekti diyorsunuz. Teveccüh yüksek, anketle uyumlu, keyfimiz yerinde. Bugün Sayın Bozbey de iyi, başarılı bir lansman yaptı. Çok beğendim ben de. Ardından da bir müze açılışı oldu. Sevgili Ceyhun İrgil'in önceki dönem milletvekilimiz Sağlık Müzesi, onun açılışını yaptık. Ardından iki ilçe başkanlığı açılışı, yani hem Osman Gazi'de, Ulu Cami'nin önünde... İlçenin kurdelesini kesmeye gittik. Ulu Cami'nin önü mini miting alanına dönmüş. Çıktık otobüsün üstünden bir hazırlıksız konuşma yaptık. Yine devamında ilçe başkanlığına gittim Yıldırım'a. Orada inanılmaz bir kalabalık vardı. Yani örgüt de motive olmuş.
Bursa'da sorun gözükmüyor. Peki. Yoğun bir programdan sonra bizim yayınımıza katıldınız. Bunun için de teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bir de anketler meselesi var. Siz 300 anketle 300 bin yurttaşın görüşünü aldık. Müjdeli şeyler var dediniz bu anketlerde. Nedir o müjdeli şeyler? Orada bir düzeltme sizin yapayım. Adınıza. Şöyle buyurun. Ki haberin bütününde hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ama herhalde manşete çekerken bu iki bilgi peş peşe olunca şöyle algılanıyor. 300 bin kişiyle şu anda bir anket yaptık. Biz değil. Toplam 390 bin tekil anketle adaylarımızı belirledik. Onu söyledim. Tamam. O bilgiyi alt başlık olunca sanki ama şu anda da memnuniyet anketleri yapıyoruz. Aday performans anketleri yapıyoruz. O anketlerden değil sonuç. Ama bu son dediğim yani adayları ilan ettikten sonra yaptırdığımız... Ya bu aday belirleme süreciniz içerisindeki toplam çalışmadan anket, söz ediyorsunuz. Toplam anket 390 bin tekil görüşme ve işte toplam 350'ye yakın anket var. Bunlar aday belirleme sürecinin anketleri. Tamam. Sonrasında da devam ediyoruz ve bu anketlerde de iyi sonuç var ama orada 390 bin kişiyle konuşunuz falan değil. Hani kaçla derseniz... Herhalde onlar da 60-70 bin kişi yani olmuştur. Rakamları düzeltmiş olduk. Peki müjdeli şeyler kısmı müjdeli, bizim merak ettiğimiz boyut. Müjdeli bu, kısım şu. Bahsettiğiniz çerçevede. Bir, Ankara'da yarış artık CHP kaç belediye çıkaracak? Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayacak ama farkı açacak mı açmayacak mı? Ankara Büyükşehir yarışı tamamlanmış görünüyor. Yani her ölçüm daha ileriye gidiyor. Söylediğiniz önemli. Anket firmasının yetkilisinin... sunumunun da kullandı. Ankara'da Büyükşehir'de yarış bitti dedi. Hani tabii bunu seçmen... Efendim bu 14-28 Mayıs'taki sorunlu anket şirketlerinden... Yok bu anket şirketi öyle sorunlu değil ama 14-28 Mayıs meselesini ayrı konuşalım. Konuşalım. Bu bizim çok inandığımız, çok kontrol anketlerinin de yapıldığı. Ankara'da kime sorsanız, yani AK Partililere de sorsanız Ankara'da Mansur Yavaş'ın her seferinde farkı açtığını görüyor. Zaten rakip adayın motivasyon düşüklüğünden de gözlüyorsunuzdur. İstanbul'da her ölçümde 1,5 puan, 2 puan farkı açıyor Ekrem İmamoğlu. Kurum gelene kadar ve daha sonra işte demin adayı falan çıkana kadar olmayan adaylıklar ölçülemiyor biliyorsunuz. Ölçülüyor ama fikir veriyor, sonuç vermiyor. Evet. Ama şu anda böyle bütün adaylar belli olduktan sonra gelen her ankette 1 puan, 1,5 puan farkı açıyoruz. Bütün bunların detaylarına gireceğiz. Zaten o kadar çok soru var ki. Çok. Fakat hangi oran sizin için başarıdır? Bir skalanız var mı? Şimdiden zikredeceğiniz bir yüzde oran. Ya şöyle. Ya da belediye sayısı belki. Her şehir için farklı farklı. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu seçim özel bir seçim. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Tek başına seçime giriyor. Ve geçen seçimde şöyle bir şey vardı. Yüksek bir motivasyonu vardı HDP'nin ve diyordu ki hiç biz AK Parti'ye kaybettirmek üzere aday çıkarmıyoruz. Kazanacağımız yerlerde kendimiz yarışıyoruz. Şansımızın olmadığı hiçbir yerde çıkarmıyoruz. AK Parti kaybetsin yeter. Bu kendi seçmenine AK Parti'nin karşısında kim güçlüyse oy ver demekti. Hatta bir ara İYİ Parti'nin birkaç yerde Ahlat'ta ve Iğdır'da aday çıkarmasından sonra İyi Parti'nin olduğu yerlere aday çıkardılar falan. Birçok yerde adayı yoktu. Orada bir kez bunu bir kenara koymak lazım. İki, İyi Parti ile ittifak halindeydik. Belli şehirlerde biz, belli şehirlerde onlar yoktu. Yarışmıyorduk hemen hemen hiçbir yerde. Orada da ve İyi Parti'nin seçmeninin yüksek bir motivasyonu vardı. Bu ikisini topladığınızda zaten neredeyse %20'ye yakın bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi bugünkü anketlere %20 üstüne koymaya kalksanız biz böyle Anadolu coğrafyasını komple kendi rengimize boyamış oluruz. Tabii ki bu %20 bazı yerde daha düşük, bazı yerde o boyutlardaki geçmiş seçimlerde gelen oy olmadığında neyi nerede başarı sayacağınıza bakmak lazım. Bu arada sadece aleyhimize olanları konuşmayalım. Yeniden Refah Partisi'nin adaylığı da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy kaybettiriyor. Bazı yerlerde çok farklı partilerin adaylıkları farklı farklı etkiler yapıyor. Mesela Zafer Partisi'nin adayı nerede kimden alıyor belli değil. MHP'den mi alıyor, CHP'den mi alıyor falan. O yüzden bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklemle aslında sonuçları yeni bir denklemle. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından şöyle bir gerçeklik var. Kimseyi küçümsemek istemem. Hani oyumuz çok, gücümüz çok falan. O niyette değilim. Ama şunu söylemek gerekiyor ki Millet İttifakı'nı kurduğumuz partilerle birlikte değiliz.
ve geçen seçimlerde kayıtsız şartsız muhalefete destek veren bir parti de ortada yok. Ama Millet İttifakı'nı oluşturan seçmen bir yere gitmedi ve itirazları sürüyor. Yani onlar saraya itiraz ediyorlar, tek adam rejimine itiraz ediyorlar, ekonomik şartlara itiraz ediyorlar. Ya da eğer MHP kökenliyse tam kongremizi kazanacakken sarayla anlaştılar, kongremizi iptal ettirdiler. Biz MHP'de hak ettiğimiz genel başkanlık ve parti yönetimine gelemedik, gittik parti kurduk diyen seçmen bu. Şimdi bu seçmenin MHP ile AKP ile bir araya gelmesini bekleyemezsiniz. O yüzden şöyle bir hani şey yapmak istemem. Kimse bize mecbur değil. Herkesten büyük bir samimiyetle, büyük bir iştahla, büyük bir taleple de o istiyoruz. Yani tıpış tıpış oy verme kimse, meselesinden öyle bir şey yok zaten de. Diyorsunuz, kimse bize mecbur değil diğer seçmen, ama o seçmenin de temel itirazları duruyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptıkları bazı itirazlar da yaz boyunca dile gelen ortadan kalkmış durumda. Yani mesela ne diyorlardı? Örneğin gizli protokolden bahsediyorlardı ve bu bizi kandırmak diyorlardı. E biz o gizli protokol mevzuunda parti adına öz eleştirimizi vermiş durumdayız. Onun doğru görmediğimiz. Zafer Partisi ile olan diyorsunuz. Tabii tabii, Zafer Partisi ile yapılan gizli protokol meselesinde. Diğer taraftan örneğin biz hiçbir zaman için, ben şurasında güneş olan İyi Parti'nin bir seçmenini oldum olası 5 yıldır nerede görsem o iyi insanlar der, sarılır öpüşürüz. Çünkü benim İyi Parti seçmeniyle hiçbir sorunum yok. Manisa'dan başlayarak devam eden bir birlikteliğimiz var ve halen devam ediyor. Sahada görüyorum, yani İyi Partilileri sahada görüyorum ve abi kardeş gibiyiz. Ablası ablama sarılır gibi sarılıyorum onlara. Öyle olunca da bunlar bir yerel seçimde, iş ikili bir yarışa geldiğinde, bir de yerel seçimde biz bazen Manisa'da bundan çok çektik geçmişte. Şöyle bir şeydir partiler açısından. Kendi adayı kazanmasını ister herkes. Kazanamıyorsa en istemediğini kaybettirecek adayda birleşir. Böyle bir sürecin içindeyiz. O yüzden mesela bu rakam Mersin'de başkadır, İstanbul'da başkadır. Türkiye geneli verebilir miyim? Türkiye genelinde ben %30'u aşmayı önemli görüyorum. Yani %25'lik bir cam tavan var bizim üstümüzde diye hep söyledim. Son işte 5 partiyle birlikte, 6 parti birlikte yine %25 oy aldık. Çok üzüldük. Ve bu %25'lik görünmez cam tavanı tuzla buz etme niyetindeyiz. Bu tabii 4 yıllık bir hedef, 5 yıllık bir hedef Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama ilk erimde, yani kendim aklımda, bunu da burada ilk kez söylüyorum, İttifaklar yapabilseydik bambaşka şeyler olabilirdi. 35'leri zorlardık, 40'a yaklaşırdık, ayrı bir şey. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gücüyle bu adaylarla, artık neredeyse adaylar kesinleşti. Benim gördüğüm, yani geçmem gerekir ve iyi olur dediğim rakam %30 psikolojik sınırını aşmak. %20, 20'li rakamlardan şu partiyi bir kurtarmak. Efendim ama yerel seçimlerde oy oranından çok büyük şehirler ve belediyelerin yani, kazanan oran sordu. Oran yani. Tabii ama yani biraz başarıda acaba orada kantara çıkmayacak mı? Şimdi İstanbul ve Ankara. Büyük şehirlerde 11 büyük şehir var. 9 büyük şehriniz daha var elinizde. Bildiğim kadarıyla 10 da il var. Doğru. Şimdi 11 büyük şehir ve 10 ilden kaçını kazanır veya üzerine kaç koyarsanız, Sayın Kılıçdaroğlu döneminde diyordu ki biz Bursa'yı kazanacağız. Kocaeli'ne hedef koymuştu, Denizli'yi koymuştu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan yerlerde. Balıkesir'i herkes aynı şekilde söylüyordu. Şimdi siz bize oy oranı olarak değil, çünkü hesap biraz karışıyor orada. Çünkü ittifaklar vardı, şimdi yok. Bize şunu der misiniz? Yani biz 11 büyük şehri korursak, üzerine bir büyük şehir daha alırsak veya bize bir böyle bir başarı kriteri, hedef söyleyebilir misiniz? Şöyle, bir kere kaybedecek bir tane belediyemiz yok. İstemiyoruz kaybetmek. Yani çok özel olarak üzerinde hassasiyetle anketlerin durmamızın sebebi de eğer bir yerlerde bir sıkıntı görürsek oralarda çok daha fazla dikkat vermek, enerji vermek gereken yerler. Ben partinin genel başkanı olarak girdiğimiz ilk yerel seçimlerde belediye kaybetmek istemem. Eğri oturup doğru konuşalım. Geçen seferki ittifak ortamı, geçen seferki destek ortamından çok geride bir yerdeyiz. Ama partinin enerjisi var, toplumun beklentileri var, adaylarımız var ve en önemli güvencem nedir? En önemli güvencem Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Mersin'de Vahap Seçer'in, Adana'da Zeydan Başkan'ın, Antalya'da başkanımızın, yani belediye başkanlarımızın
bir de gerçekten yadsınamayacak performansları var. Yani şimdi eğer kötü bir dönem geçirmiş olsalardı partinin başında kim olursa olsun yerel seçimde öyle beğenilmeyen bir belediye başkanını öyle sizin beğendirtmeniz çok kolay değil. Yani çok net söyleyeyim, pandemide yaptıkları özellikle bir tabu yıkıldı, tuzla buz oldu. Ne diyorlardı? CHP gelirse sosyal yardımları kesecek. Önerme bu. Sonuç 5 katına çıkarmış. En az arttıran 3,5 kat arttırmış. Ortalama %4,7 sosyal yardımları arttırmış CHP'li belediyeler. Pandemide CHP'li belediyeler üstüne düşeni yapmadı diyen bir Allah'ın kulu var mı? Sokakta yok. Nerede buluyorlar çareyi? Eski bir otobüs yolda kalıyormuş, itiyormuş diye film çekip başarısız belediye göstermeye çalışıyorlar. Örnek, pandemide acayip harılar mesela. Ben AK Partili belediyeleri pandemide şöyle gördüm. AK Parti'nin bütün yönetimini. Sanki böyle hani gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kaldılar. Uzun bir süre kaldılar. Bizimkilerin işi dayanışma, bizimkilerin işi bir de böyle sürekli muhalefetteyiz, kriz yönetimi, bizimkilerin işi zorluk, bizimkilerin işi fedakarlık olduğu için bir yandan 5 maske dağıtılamazken maske yapmalar, onu yap, maske üretimleri, dağıtımlar, evlere paketler, ziyaretler falan derken sokağa çıkma yasağında bütün belediyelerde bilhassa İstanbul'da bir faaliyet. Ne yapıyorsunuz? Ya 40 yıldır değişmeyen borular var, onları değiştireceğiz. Üsküdar'ı kurtaracağız. Yok Barbaros Bulvarı'nı kaldırdık. Yağmur suyunu denize atıyoruz. Ben gözümle gördüm o sokağa çıkma yasaklarında. Bir Habertürk yayınına gelmiştim. Böyle bir yarım gün 3 arkadaş gezdik. Her yerde İSKİ, siz yaşadınız gördünüz. İSKİ köstebek gibi şeyin altında, yolların altında orayı kazıyor burayı kazıyor. Sonuç, yağmur yağıyordu ve İstanbul'da hatta ilk yıl Ekrem Bey'e bile hesabını sordular kendi altyapısızlıklarının. Sonuç, birazcık yağmur yağdığında Üsküdar'daki ilk evle Kız Kulesi arasında tamamen kayık işleyebiliyordu değil mi? Nasıl yağmurlar yağıyor? Üsküdar meydanda hiçbir şey yok. Neden? Pandemiyi değerlendirdikleri için. Bir tane viyadük su dolmuyor şimdi İstanbul. Efendim sizin şimdi ve başkanlarınızın ve şu an yönetimde olan belediye başkanların ve adayların projelerine, iddialarına geçeceğiz. Yine sorularım olacak ama tam yerinde. Şimdi bence hiç yerinde değil. Şunu tamamlayayım ondan belki sonra. Belki tamamlayayım. Yani o tam yerinde de tam icraat konuşuyorken tamam tam yerinde niye şey yapalım yani şimdi. Peki buyurun devam. Şimdi demek istediğim şu. Şu cümle çok yazık olur yarım kalınca yani. Barbaros Bulvarı'ndan atık suyu izalesini aldık aşağı denize attık. Bir daha buradan aşağı dere gibi inmeyecek. Kimseyi sürüklemeyecek. Hiçbir viyadükte kimse kalmayacak. Hakikaten kalmıyor. Şimdi Mansur Başkan'ın reklam filmlerine konu oldu. Kimin aklına gelir mahallenin veresiye defterlerini kapattırmak? Bugüne kadar kim ayda 1 kilo et vermiş? 24 aydır veriyor. 24 kilo et. Anneme sordum. Anne, bir kurbanlık koyundan ne kadar et çıkıyor diye. Annem bilir böyle şeyleri. Dedi ki 20 kilo, 25. O iyi bir koç dedi. Herkes boynundan garibanlar tuttu, koçun eve çekiyor Mansur Bey sayesinde. Kalsaydı AK Parti belediyeciliği, o 2 senede bir koç yoktu, bir koç veriyor her eve. 500 lira doğalgaz faturasını kim kimden indiriyor? Bir kere ertelemek için pütüne yapmadıkları kalmadı. Biner lira emeklilere dağıtıyor her ay. E şimdi 2000 lirayı 5000 lira yapacağım dedi, söz verdiler 3000 lira yaptılar. Bayramdan bayrama 3000 lira veriyor Mansur Bey. Her ay 1000 lira veriyor. Bunları sonuna kadar uzatabiliriz. O yüzden şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını savunmak ve onları anlatmak ve oy istemek hiç bu kadar konforlu olmamıştı. Bunu söyleyelim. Başkanların hakkını teslim edelim. Yani ben büyük bir başarı geliyor derken bu büyük başarıyı bir örneğin pazarlamacı çok iyi anlatıyorsa iyi satar. Ama kötü bir malı kimse iyi satamaz. Onun iyi bir mal varsa elbette, elbette. Siz, kesin Özgür kesin. Olarak. Vallahi bizim belediye başkanlarımızı ayırmadan hepsini söylüyorum. Büyükşehir belediye başkanlarımızı, il belediye başkanlarımızı anlatmak ve yeniden oy istemek kadar konforlu bir iş yok. Millet biliyor algı operasyonları, yalanlar, iftiralar, manşetler. Ama şöyle bir şey var, çalıştılar, hak ettiler. O yüzden yeniden adaylaştılar. Çok özür dilerim. Madem yeri geldi, bir sürü şeyden söz ettiniz. CHP belediyelerinin hayata geçirdiği. Bunları yeterince
görülebildiğini seçmen tarafından düşünüyor musunuz? Siz yeterince anlatabiliyor musunuz? Çünkü son dönemde biz CHP'yi daha çok bu iç tartışmalar, sizin genel başkanlığı koltuğunu devraldığınız dönem ve çeşitli işte adaylık süreçleri, aday tartışmalarıyla konuştuk daha çok. Konuşuyoruz. Bence çok iyi soru. İki tane cevabı var. Bir kere bizim burada eksiklerimiz var. Yapısal bir mesele. Buna ilişkin önermem 1 Nisan'dan sonrası için. Şöyle ki CHP'li belediyeler iyi işleri yapıyorlar ama şöyle bir sorunumuz var. Bir kere birçoğu Amerika'yı hep baştan keşfediyor. Oysa hani know-how diye bir işin nasıl yapıldığının bilinmesi kadar kıymetli bir şey yok. Şirketler bundan yararlanıyor. Bizim bir üst koordinasyon ekibi oluşturmamız lazım ki baş koordinatör Yılmaz Büyükerşen görevi kabul etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız görevi kabul etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız görevi kabul etti. 1 Nisan'dan sonra onların koordinasyonunda bir güçlü yapı oluşturuyoruz. Bir yerde iyi bir iş yapılıyorsa onu herkes yapacak. Tek tipleştireceğiz. Yani herkesin kartının adı başka ya. Örneğin bir halk kartı olacak. Her kart her yerde geçecek. Yani CHP yerel yönetimlerde bir merkezi sistem mi işleyecek? Aynen öyle. Birincisi iyide ortaklaşma, benzerleri birleştirme, tek tipleştirme ve bunların toplu halde anlatımı, tanıtımı ve her birinin kartının da diğerinde geçmesi ve belediyelerin birbiriyle mahsuplaşması. Ayrıca bu yapı yeni belediye başkanlarımıza eldeki işleyen iyi projeleri hazır olarak verecek. Boşu boşuna zaman kaybetmesinler diye yeni belediye başkanlarına. Ayrıca bu yapı belediyelerimizi bir ölçme değerlendirme sistemi içinde tek tip, bu dönemde bütün anketlerimiz tek tipti bizim. Tek tip ölçme değerlendirmeyle 3 ayda bir belediye başkanlarımıza karne verecek. Herkes durumunu görecek. 3 ayda bir karne. 3 ayda bir karne. Ve yine bu yapı belediyelerimizi planlı ve haberli ve habersiz iç denetime tabi tutacak. Yani başında Yılmaz Büyükerşen'in ve önceki dönem belediye başkanlarımızın olduğu ama yerel yönetimler çalışan akademisyenlerin olduğu, profesyonellerin olduğu, ölçme değerlendirmenin olduğu, eski sayıştaycıların olduğu, Danıştay'daki tetkik hakimlerinin olduğu bir yapı hem tek tipleştirecek, ortaklaştıracak, ortak anlatacak, ölçek değerlendirecek ve denetleyecek. Böyle bir yapı kuruyoruz. Bu bizdeki eksikliği ortadan kaldırmaya yönelik kısım. İkinci kısım, ya bu kadar iyi işler olurken, işte geçen gün TRT'ye isyan ettim. TRT bir partinin televizyonu olmuş, bize sahır, bizi duymuyor, dinlemiyor, vermiyor, hiç bizden işi yok. Anadolu Ajansı haberi kaynağında sansürlemekle meşgul. Lüzumsuz bir şey varsa büyütüyor, en söylenecekleri söylemiyor. Merkez medyanın tavrı ortada. Maalesef Türkiye'de yani o apayrı bir tartışma. Biz iyi yaptığımız işleri %30'u anlatabiliyoruz. %70'i anlatabilmek için çok bambaşka kanallar lazım veya karşı taraf bir iletişim kazası yapacak da. Ama artık efendim sosyal medya var. Sosyal medya var ama ne kadar çok var ve bu sosyal medyada biliyorsunuz son derece manipülatif işler de bir takım işte botlar, robotlar bilmem neyle. Bugün bir gazeteci söylemiş, bayıldım. Tayyip Erdoğan diyor 200 bin tane troll besleyeceğine 200 bin tane sığır besleseydi hiç olmazsa milletin et ihtiyacını karşılardı diyor. 200 bin tane troll besleyip ülkeyi sürekli sosyal medyayı kirleten, manipüle eden, bir yandan dezenformasyon kanunu çıkarıp bir yandan dezenformasyon yapan bir iletişim başkanlığından karşı karşıyayız. Bizim yapısal sorunlarımızı halledeceğiz ama sistemin çok hakkaniyetsiz, eşitsiz, asimetrik bir dağılımı var. Maalesef ona başka bir çare bulacağız günü gelince. Evet. DEM Parti konusuna. DEM Parti ile başlayalım. Şimdi efendim Türkiye'nin merak ettiği soruya gelelim. Altyapı konuşmayalım. Üst yapı. Belaltı saldırıları gündeme gidiyor. Belaltı derken neyi kastettiniz? Neyi kastediyorsunuz? İşte DEM Parti dedi ya. Altyapı konuşuyor. Tabii şimdi biz de üstümüze alındık da o yüzden açıklamanızı istedim. Yani. DEM Parti ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylenenlerin hepsi iletişim başkanlığı tarafından tasarlanan Recep Tayyip Erdoğan'la ki ortaktır onların şeyi, Devlet Bahçeli'nin prompterlarına servis edilen ve bir algı yönetimi 14 Mayıs, geçen 14 Mayıs seçimlerinde yapılan haksız, hukuksuz, utanmaz montaj videoların bir devamıdır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben duyuyorum bugün mesela Devlet Bahçeli neler söylemiş, ne diyor. O yüzden
Bu iş şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz doğruları konuşuruz. Sorulara cevap veririz. Hiç soru yok. Ama algı yönetimleri, saldırılar ve hakaretler, iftiralar neler neler söylüyorlar. O yüzden o hani hep böyle bir DEM Parti sorusuna... Peki efendim, efendim bir saniye, bir dakika Erdoğan abi, bir izin verirseniz Sayın Genel Başkan biraz adım adım gidelim. Evet. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü bütün Türkiye'de bu sizden çıkacak demeci bekliyor. Çünkü Bursa'da da değindiniz bu konuya. Dün parti meclisi üyeniz bir arkadaşımız, bizim de gazeteci bir arkadaşımız bir haber yayınında terk etti stüdyoyu. Sırf bu yüzden KJ tartışması yaşandı dün itibariyle Ali Haydar Fırat. Şimdi tane tane gidelim. Biz anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Bir anlaşma var mı efendim? DEM Partisi ile görüştünüz bir protokol veya bir ittifak, bir anlaşma var mı yok mu? Bir kere bunu, buradan başlayalım. Bunu kaç kere söylesin Cumhuriyet Halk Partisi? Bir kez yani, de bizim için söyleyin efendim. Hayır hayır. Yani şöyle bir kez de sizin için ama yani sorun sizde değil. Sorun şurada. Hangi kuvvet, hangi güç, hangi irade, hangi merkez bu istediği kadar cevaplansın? Mesela şimdi... Siz bana bir şey soruyorsunuz, ben de cevap veriyorum. Bu cevap haber olur, bu haber yerine gelir. Bu soru tüketilir, bir daha sorulmaz. Evet. Ama ısrar her şey. Altyapı konuşurken bir dakika önce bir DEM Parti konuşalım. İcraat konuşurken bir durun DEM'i konuşalım. Bu DEM konuşma iştahı nereden geliyor? Şundan geliyor efendim. Ben onu anlıyorum. İzah edeyim. Şundan geliyor. Mesela DEM'li yetkililer bir kere açıklamalar yapıyorlar. Bir kere bu var. İki, İstanbul'da 17 ilçede aday çıkardılar, 22 ilçede aday çıkarmıyorlar. Enteresan, kritik bir Esenyurt olayı var. Sözcüleri Ayşegül Doğan Hanım dedi ki Mersin, Akdeniz, Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı dedi. Şimdi bu ifadeler varken yani biz gazetecilerde durduk yere kafamızdan uyduruyor değiliz. Hayır hayır bu, sorusun yani, da mesela bu soruya burada cevap vereceğim. Buyurun. Yarın Habertürk'te yine sorulacak. Oysa demokrasilerde şudur ama yani. Ama bu doğal değil mi? Hayır doğal. Yani, şöyle, her bak, gün yeni bir gelişme oluyor. Şöyle hem o gelişme oluyor, hem de tam anlayamıyoruz. Çünkü yeni bakın gelişme siz olursa, yok diyorsunuz ama bir yandan. Yeni gelişme olursa yeni soru olur. Ama hiçbir gelişme olmaksızın herkesin birinci. Yani bak şunu söylemek o istiyorum. O zaman çok özür dilerim. Sözünüzü ben tane ama tane cevap şuradan diyeyim. Başlayalım mı? Bu kent uzlaşısı ne o zaman? Tabii tabii ne hepsini bu anlatayım. Bakın bir daha anlatacağım. Zaten bu sorulardan hiçbir zaman kaçmadık. Kaçmayız konuşuruz bir şey değil. Sorun şu, hepinizin, Erdoğan Bey'in bir sürü emekli tanıdığı var. Bir sürü. Bu emekliler 10 bin lira maaş alıyor. 17 bin 2 lira asgari ücrete çalışan ve 12 bin lira ya oturduğu yerden çık, kiradan ayrıl diyen komşuları var. 30 bin liraya bir daha gidecek. Bir ülkede bu meseleler konuşulmaksızın dön dolaş. Ben... Günü gelir sorulur, soruya cevap verilir. Başka bir şey. Bu ülkede böyle bir enflasyon varken, böyle bir yoksulluk varken, bu kadar çok hukuksuzluk varken, bugün Mısra Öz ya, Mısra Öz. Oğlunun, Çorlu. Evladını kaybetmiş. Çorlu'da, ben sabahleyin oradaydım. Bir sürü 25 tane evladını, anasını, babasını kaybeden insan var. Ve bugün 70 kişi İsrail saldırısında siviller öldü mesela. Ve bu dünya kana alıyor. Bugün Mısra Öz orada bekledi ve çıktılar, yoklamayı aldılar ve dediler ki hadi gidin 25 Nisan'da bir daha gelin. Büyük bir isyan, büyük bir üzüntü. Ben ana muhalefet partisinin lideriyim. Benim gündemim Çorlu tren kazası olmasın mı, yokluk olmasın mı, yoksulluk olmasın mı, işsizlik olmasın mı? Sosyal demokrat bir lider olarak ben mesela bunları konuşmayayım. Yani veya konuşmaya çalışınca. Duralım, DEM konuşalım. Hadi DEM konuşalım ama... Sayın Genel Başkan, o sorularımız da var efendim. Yani ha, tabii, emeklilik tabii meselesi, hayat pahalılığı... Ben mesela işte... Bunların ama hepsini soracağız efendim. Şimdi, ama bir sıralama siyaset, yaptık, takdir edersiniz. Yok, o sizin takdiriniz, orada sorun yok. Siyaset öncelik belirleme işi ya. Doğru. Ben önceliğimi söyleyeyim, anladım. Siz yine önceliğinizi sorun. Tamam, önceliğimiz şu efendim. Kent uzlaşısı nedir? DEM Parti'nin sözcüsü Sayın Doğan... Bu açıklamaları neden yaptı efendim? Biz Akdeniz, Mersin ve Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı dedi. Bir de 17'ye 22 olayı var. 17 yerde aday çıkarıyorlar. 22 yerde aday çıkarmıyorlar. İlçede, İstanbul ilçelerini bahsediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani burada hiçbir anlaşma olmadan kendileri bir iyilik yapmak mı istedi? Şimdi ne oldu? Kent uzlaşısı veya hani makalelerde bir kısaltma, bir tanımlama görüyorsanız ilk önce başta anlatılır, sonra öyle anılarak yürür. Kent uzlaşısını ben DEM Parti'nin parti meclisi toplantısından sonra ilk kez okudum. Şunu söylüyorlar.
Bizim hiçbir partiyle ittifak yapma niyetimiz yok. Kimseyle anlaşmayacağız. Kendi adaylarımızla çıkacağız. Kazanacağımız yerde kazanacağız. Ancak bazı yerlerde kent uzlaşısı sağlayabiliriz. Ve orada yaptıkları tarif şu. Eğer aday bizim de oy verebileceğimiz bir adaysa o adaya kent uzlaşısı adayı olarak bakabiliriz. Yani son derece anlaşılır bir şekilde şunu söylüyorlar. Biz parti disiplini yüksek, üyesinin kullandığı oy konusunda partinin yetkili kurullarının yaptığı tavsiyelerin etkili olabildiği bir partiyiz. Ve adaylarımıza, sizin adaylarınıza öyle bakacağız. Bu adaylarınızı belirlerken, buna 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 uygunsa biz bu adaylarda birleşiriz diyorlar. Örneğin Antalya'da bizim belediye başkanımız konusunda biraz da haksız yani o an ol daha sonradan Tuncer Bey'le ben görüştüm. O da teyit etti. Yani 3 sene önce olmuş bir olaymış. Neden bu salondayız demişler. Bize öbür tarafları vermiyor belediye başkanları falan deyince ki o zaman bugünkü belediye başkanımız yokmuş başka biri varmış falan yıllar önce olmuş bir olaydan bir alevlenme oldu. Odur budur ama orada şimdi dediler ki biz Antalya'da asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemiyoruz. Mesela Mersin'de hiç böyle müzakeresini bilmem nesini falan değil. Mersin belediye başkanımızın yoğun Kürt nüfusunun olduğu, demin güçlü olduğu bir yerde yapmış olduğu belediye başkanlığına rıza gösterdiklerini bize çok öncelerden de söylediler. Mesela dediler Mersin'de kent uzlaşısı olabilir. Vahap Başkan Mersin'i adilane yönetiyor. Şimdi Kürtler çok yoksulu olan insanlar ve sosyal yardımı önceleyen sosyal demokrat belediye başkanları Kürtlerin, Kürt seçmenin gönlünde kolay yer ediyorlar. Ve Mersin için böyle bir şey söylemişti. Şimdi DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz dolayı. Mesela biz bazen... Sizi de eleştiriyorlar. Eleştirebilirler. Bayağı sert de eleştiriyorlar. Saruhan Oruç bugün dedi ki en kibar tabiriyle özel tutarsız dedi. Yani ne açıdan söylemiş ben o kısmını kaçırdım. Şöyle, bizim serbestiyeti galiba Haziran konuşmuş. Haziran ayında yaptığınız bir açıklamada şunu ifade etmiştiniz. Onu hatırlatarak söylüyor aslında. HDP'nin aday çıkarması bizim için daha avantajlı olur demiştiniz. Şimdi de CHP'den gelen DEM adaylıklarıyla ilgili CHP'ye kaybettirmeye dönük bu adımlar yorumları üzerine bunu tutarsız bulduğunu ifade ediyor. Ya şimdi şöyle bir şey tabii. Hangi bağlamda orada ne konuşmuşum, burada ne söylemişim onu bilmiyorum. Biz Hakkı Saruhan Oluç'la herhalde bir 4 yıl birlikte grup başkan vekilliği yaptık. Onunla çok önemli krizleri de birlikte yönettik. Birbirimize saygı duyarız, sevgi duyarız. Hangi bağlamda söylediğini tam olarak anlamadım ama şöyle bir şey var. Yani bazı... o dönem keşke aday çıkarsalardı Cumhurbaşkanlığı seçimi için daha avantajlı olurdu. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet evet. Yani Haziran ayında söylediğiniz ve yerel seçim gündeminde CHP kanadından gelen demin adaylarıyla ilgili CHP'ye kaybettirmeye dönük bu adımlar yorumunu tutarsız bulduğunu esasen... ve işte en nezaketli dille böyle ifade edebildiğini söylüyor. Esasen şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanlığı seçimi geçtikten sonra Haziran ayında yaptığımız bir televizyon görüşmesinde herhalde bugünden bakınca acaba DEM aday çıkarsa daha mı iyi olurdu falan gibi bir şey sırasında. Çünkü onların desteğini işte bu iktidar partisi aldı. CHP işte ben tabii bir siyasi partiyi resmi bir siyasi parti bir terör örgütüyle ilişkilendirerek anmak istemem ama bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP seçimin ana kampanyası haline getirmişti. Benim de dediğim keşke adayları olsaydı hiç olmazsa hani belki ilk turda kazanamazdık ama durduk yerde bunların bu kara propagandası bir de yok Kandil'den alkışlı montaj videolar falan filan o. Şimdi bu süreçte de biraz şöyle bir durum var. Ben geçen gün böyle bir sayın siyasetçi bu meseleyle ilgili bir açıklama yapmış. Ben arkadaşlara dedim ki ya benim buna esas beyanımı bir çıkarın bakalım. Biliyorsunuz sizin iki değerli meslektaşınız Meriç Tafolar ve Şevket Yaman eski Milliyet Gazetesi çalışanları bizim basın ekibimizde çalışıyorlar. Ve ben meclisteki muhabirleri çok severim. Tabii 9 yıl boyunca grup başkan vekilliği yaptım. Salı günleri benden bir çay içebilir miyiz dedi Özgür Akbaş NTV'den. Hep beraber içelim dedik. 24 meclis muhabiriyle birlikte oturduk bizim grup toplantı salonunda 2 salı önce. Sordular söyledik. Bu DEM konusunda da ben hiç öyle şey falan demedim. Ama maalesef
oradaki haberlerden türev haberler yapılıyor ya. Haberler evrilmiş evrilmiş ikinci el üçüncü el piyasada. Özgür Özel demiş ki Dem bize kaybettirmeye çalışıyor falan filan sert bir şey. Benim oradaki aslında hani belki ara olacaksa bulayım hemen başında okuyayım. Tırnak içinde bizim arkadaşlar da teyp açıyorlar kendi profesyonellikleri gereği. Tırnak içinde ifadeyi çıkardılar. Ben diyorum ki Dem'in iddia koyması, büyük şehirlerde aday çıkarması kadar normal bir şey yok. Birazdan, biraz önce başta da söylediğim gibi diyorum ki geçen seçimde Dem Parti, HDP, AK Parti'ye kaybettirme motivasyonuna sahipti. Bu seçimde AK Parti'ye kaybettirme diye bir motivasyonları yok. Bazı yerde çıkardıkları aday bizi kaybettirmeye yönelik, bazı yerde AK Parti'ye kaybettirebilir. Ama bu seçimde bizim Dem'le olan ilişkimizde ne onların kayıtsız şartsız bize desteği söz konusu, ne de bizim Dem'le böyle kazanmaya yönelik bir işbirliğimiz söz konusu. Belli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda. Ama Dem'in adayları var ve bize de kaybettirecekleri birçok yer olabilir. Bu kent uzlaşısında nasıl imza bir pazarlık mesela belediye meclis üyesi sayısı gibi konular konuşularak mı bir uzlaşma oluyor yoksa şöyle söyleyeyim. Açıklayacağını başka bir zeminde mi? İmza, yazılı, kaşe, işte sözleşme, mesela böyle şeyler protokol yok. Diye söylüyor. Protokol efendim, falan söylüyorlar. Yok böyle bir şey ama şöyle bir şey var. Mesela şunu da çok böyle rahatlıkla anlamak lazım. %15, %10 Dem seçmenin ya da Kürtlerin oy kullanacağı bir seçime gidiyorsunuz. Bir belediye başkan adayınız var ve o belediye başkan adayınız bir belediye meclis listesi yapıyor. Şimdi bu belediye meclis listesine Tokatlıları, örneğin Tokatlıları İstanbul'da. Doğru, her bölgeden her koyabilir. Böyle yazarlar. Tokatlı olsun, aman ha Sivaslı atlama, Boşnak koyalım falan. Şimdi %15 Kürt seçmen ve disiplinli bir şekilde Dem seçmeni diyelim ki. Bu seçmeni göz ardı ederek belediye meclis listesi falan oluşturamazsınız. Belediye meclis listesine bakıyor arkadaşlar. Böyle AK Parti'nin çok saygıdeğer yorumcuları. Ha Kürt, ah geçmişte HDP'de siyaset yapmış bilmem ne. Bak bunlar işte böyle bir protokol falan yok. Ama orada düşünün ya bir Kürt seçmen. Kendi adayı yok. Bir kere onu sandığa çekeceksin. Sandığa gelecek. O pazar günü oy kullanmaya karar verecek. Oy basacak ve orada kendisinin itimat ettiği, tanıdığı, bildiği bazı isimlerin bulunmasının kime ne mahsuru var? Siz belediye başkan adayı olsanız deseniz ki bana Özgür Bey siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Belediye meclis listesi yapacağım. Ne yapayım şurada? Hangi ilçedesin Erdoğan başkanım veya neredesin? Şurada. Aman derim bak orada şöyle bir Kürt nüfus var. Mutlaka Kürt kanaat önderleriyle bir konuş. Oraya bir iki tane böyle sağlam isim yazmalısın. Onların da oy verebileceği. Bundan normal bir şey yok. Ama bunu döndürüp dolaştırıp yok Kandil'le anlaşma bilmem ne falan. Ya Kandil'le anlaşmaya çalışanların, heyet yollayanların, yani resmi heyetleri yollayanların yaptıkları işler ortada geçmişte. Veya geçen yerel seçimlerden önce Abdullah Öcalan'dan mektup alıp Erdoğan Bey bu arkadaşlar Taksim'in ortasında okuttu mu okutmadım. Yani şimdi okutmadı diyeniniz varsa ben sözümü geri alayım. Bu arkadaşlar Kandil'e adaya Abdullah Öcalan'a bir Tunceli'li akademisyen avukat olmadığı için özel izne tabi. Avukatlar gidip görüşebilir ki avukatlarıyla da görüştürmüyorlar. Görüştürüp elinden mektup alıp Anadolu Ajansı'na Taksim'in ortasında okudular mı okumadılar mı? Ve oyunuzu Binali Yıldırım'a verin. Hiç vermeyecekseniz seçime gitmeyin manasında. Sonra da Devlet Bahçeli çıkıp artık HDP seçmeni kimi dinleyeceğini bilir dedi mi demedi mi? Bu manaya gelecek yönlendirmeler de yaptılar mı yapmadılar mı? Ondan sonra yani karşısında soru sorulabilen CHP'nin parti meclis üyesi, milletvekili, genel başkanı olunca arkadaşlar burası soralım. Biraz da dönün bakalım ya sizin için demiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına geçecekler şimdi. Prompter'ı buraya koyuyorlar. Böyle Başak Hanım'la sizin aranıza prompter'ı koyuyorlar. Soruları önden dize veriyorlar. Beyefendiler soruları soruyor. Tayyip Bey prompter'dan okuyor. Kimse demiyor ki bu benim gazetecilik ahlakıma sığmaz. Kimse demiyor ki dizime konan soruyu sormak zorunda değilim. Tayyip Erdoğan da
o soruların dışına çıkıldığında cevap vermiyor zaten. Şimdi bu asimetriye itiraz ediyorum ben. Bu asimetriye. Biz bir işi 100 kere anlatıyoruz. 101. de efendim İstanbul'a şunu yaptık derken dur önce sen demi bir cevapla İstanbul'a ne yaptığını anla. Yerel seçime gidiyoruz. Ama bunu sizin seçmeniniz de merak ediyor efendim. Bizim seçmen olarak. Bir şey söyleyeceğim. Bizim seçmenin merakını biz yeterince giderdik. Peki. Bizim seçmen 31 Mart günü bir karşısında saray gücünü dengeleyecek bir yerel seçim zaferi bekliyor. Yani şöyle sorayım. Mesela İyi Parti'den İstanbul özelinde sorayım. Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünen acaba Dem'le yan yana mı değil mi? Bunu anlamaya çalışan seçmen için de bu açıklamalar önemli değil mi? Şimdi Dem'in bir adayı var mı İstanbul'da? Var. O Dem'in adayı varken Ekrem İmamoğlu Dem'le yan yana mı? Birincisi Dem bir şeytansa bununla ilgili bir cumhurbaşkanlığı kararı çıkarsın. Bir kanun çıkarsınlar. Dem'i kapatsınlar. Bir şey yapsınlar. Bütün herkes bilsin. Şimdi mecliste bunları söylüyorlar. Arka odada vallahi işte bir gün çağırın Dem'in grup başkan vekillerini anlatsınlar. AK Parti ile ilişkileriniz nasıl diye. Bizimle kurduklarından çok daha samimi ilişkiler kuruyorlar. Aynı masada yemek yiyorlar. Şakalaşıyorlar. Bir paket sigarayı paylaşıyorlar. Bu ayıp değil. Bu benim şahit olmaya memnun olduğum işler. Bakın ben neyle övünürüm biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şeyle övüneceksiniz derseniz ben şununla övünürüm. Bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti biziz. Madem ki bu partiler Türkiye'nin partileridir. Bu partilere Türkiye'de seçmenler oy vermektedir. Bu partilerin hepsinde bayramlaşabilen tek partiyim. Bir de sahtekarlar var. Bayramlaşmaya gitmiyorlar. Ama bayramdan sonra arkada buluştuğunda kucaklaşıyorlar. E kardeşim sen kameranın önünde bayramlaşmıyorsun. Neden bayramlaşmıyorsun dersen beyefendi şunu söylüyor. Şehit ailelerine saygımdan. Bravo. Arkada niye kucaklaşıyorsun o zaman? Ki ben şunu söyleyeyim. Bir partinin terörle, terör örgütüyle ilişkisi varsa, bağlantısı varsa o siyasi parti değildir. O parti olmasın. Ama bir parti adayları gidecek. Temiz kağıdını alacak, pusulalara devlet basacak isimlerini, resimlerini. Milletin önüne koyacak, mührü verecek devletin öğretmeni. İstediğine bas diyecek. Bu ülkede de 6,5 milyon vatandaş bir partiye oy basacak. Yolladığı milletvekiliyle arkada kucaklaşacak dışarıda. Bundan el sıkışan, konuşan, bayramlaşan terör örgütüyle ilişkilidir diyecek. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bırakın. Siyaset bu kadar ucuz ve basit olamaz. Siyaset bu kadar çirkin olamaz. Ben buna itiraz ediyorum. Biz 14 Mayıs öncesi pozitif kampanya yapıyoruz diye bunlara hiç cevap vermemenin acısını Cumhuriyet'in 100. yılının seçimini kıl payı kaybederek verdik. Yok öyle bir şey. Çamur atıyor. Vay, öyle bir memleket ki burası. Bu medya düzeninde izi kalıyor kardeşim. O çamur atanın yüzüne o çamuru sıvayacaksın ki aklı başına gelsin. O yüzden efendim dün ben Ali Haydar Fırat'ın hani onu bir soru kabul ettim arada değindiniz. Yayını terk etmesini normal şartlarda doğru bulmam. Ancak ya o yayını şöyle bir baktım. Önce dediler ki Ali Haydar yayını terk etmiş. Niye? Kayşe'ye kızmış. Böyle dedim ya keşke yapmasaydı. Kayşe kısmı çok tali. Yani onu oraya yazmışlar o da itiraz etmiş. Hatta Mehmet Akif Ersoy da dedi ki Ali Haydar Bey siz bunu dediğinizde zaten kaldırın. Aha da kalktı dedi. Ama ama sonradan bir 5 dakika geri sardım bir baktım. Ya orada 4 tane arkadaş ya konuk diye çıkarmışlar. Adamda adap yok, usul yok, erkan yok, terbiye yok. Bir partinin genel başkanına, önceki genel ağzına geleni söylüyor, hakaret ediyor adam. Ali Haydar Fırat iade ederim diyor. Hadi diyor sen kimsin? Ya inanamadım. Kahvede veya ne bileyim işte ganyan oynanan yerde kullanılmayan terimlerle siyasi yorum yapıyor arkadaşlar. Ekranı 6'ya bölmüşler. 4'üne bunları serpiştirmişler. Ağızlarına geleni söyleyecekler. Ali Haydar Bey de dinleyecek. Ya benim milletvekilim, benim parti meclis üyem, Cumhuriyet'in kurucu partisine, hakaretler, iftiralar, genel başkanına, sokak ağzıyla, önceki genel başkana falan. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey yok. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Kim bunlar? Bu sürecin, kim bunlar? Bu sürecin başka bir başlığına geçelim mi? Çok özür dilerim. Benim son bir sorum var. CHP kanadından Sayın İstemihan Talay, eski bakanlarımızdan, malumunuz CHP milletvekillerinden bir açıklama yaptı. Bilmiyorum sizin önünüze geldi mi ya da bilginiz dahilinde mi ama kendisi Mersin'le ilgili özellikle uyarıda bulunup
Demin de işte terörle ilişkili olarak tanımlanması dolayısıyla Mersin'i emperyalist hayallere peşkeş çekmeyin diyerek CHP yönetimine yani sizlere uyarıda bulundu. Bununla ilgili en azından şu anda cevabımızı almış olalım. İstemeyen Bey'le bir sohbetimiz, bir merhabamız var. Yaşına hürmetim var. Böyle onu rencide etmek istemem. Canı sağ olsun. Yani peki. Ne diyeyim? Çünkü İstemeyen Bey bize gelir. Bir sürü bir şeyler ister. Talepleri olur. Siyasi talepleri olur. Referans oldukları olur. Olmayınca böyle olur. Bir canı sağ olsun daha eklendi siyasi tarihe. Gönül koyduklarınıza canı sağ olsun. Tabii ne diyeyim? Peki. Ne diyeyim şimdi ben muhalefetle kavga etmek benim işim değil ki ya. Çünkü muhalefetteki mesela lider, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım ben. Benim bir sürü üyem var. Sorsan işte anketler mesela ne diyor? Özgür Özel'in genel başkanlıkla ilgili onayını soruyor. İşte %85 onaylıyor, %15 onaylamıyor. Ama biri bana kötü bir söz söylediğinde o %15'in bile tüyleri diken diken olur. O yüzden ben liderlere, onların seçmenlerine, üyelerine, onların teşkilatlarına olan saygımdan çok üsturuplu bir dil kullanmayı ve onlarla çatışmamayı, hele hele muhaliflerle asla ve asla. Zaten aynı yolun yolcusuyuz biz. Bizim mücadelemiz tek adam rejimiyle, bizim mücadelemiz sömürüyle, bizim mücadelemiz ortadan kalkan anayasanın tekrar meri hale gelmesi için. Ben enerjimi muhalefetle harcarsam iktidara ne kalacak? Tayyip Bey'in hakkından yemiş olurum o zaman yani. Öyle bir şey olmaz. Peki adaylık sürecine ki bu noktadaki tartışmalar da vardı. O noktaya geçeyim izninizle. Adayları belirlemeye nasıl karar verdiniz? Şöyle ki mesela az önce Bursa'dan örnek verip İktidar Partisi'nin yaptığı ankete bakacak olursanız onu değiştirmesi gerekiyordu ama değiştirmediniz. Siz yaptığınız bütün bu anket çalışmalarında anketten çıkan sonucu mu uyguladınız hep? %100 anketten çıkan sonucu uygulamadık. Uygulayamazsınız. O öyle o kadar kolay bir iş değil. Ama anket sonuçlarının aksine çok az iş yaptık. Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı. Onun detayları konuşuruz. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Önce temel prensibi söyleyeyim. Belediye bizdeyse ki terk etmediğimiz bir prensip bu. Belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanından seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz. Zaman zaman işte çeşitli şeyler soruyor. Efendim tabii ben tekrar etmekten üzüntü duyarım ama işte kurultayda Kemal Bey'i destekleyenleri adaylaştırmadınız. Şimdi bunu mesela bugün geldiğim Bursa, Kemal Bey'in en kuvvetli savunucularından bir tanesiydi Sayın Bozbey, biliyorsunuz. Ahmet Akın kurmayı son anda ikinci turda bile genel başkanın çekilmemesini savunan kurmaylarından bir tanesi. Zeydan Karalar, Allah razı olsun, kurultay salonunu bana zindan edecekti yani. Biz sinirlerimiz sağlam olmasa 300 tane AKP'li sıra kapaklarına vururken benim kalbim 60'tan 62'ye çıkmaz. O yüzden böyle getirmiş 2000 sevgili arkadaşımızı. Mersin Vahap Seçer kurultaydı. Valla bir oy almadım ben Mersin'de. Dönelim Topuklu Efe'miz. Valla Özlem Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu. Aydın. Gittim iki delegeyle görüştürdü beni. Kurultayda da bir oy aldım, iki oy aldım falan. İki oy aldım, üç oy aldım. Hepsini teker teker atalım. Neden? Millet memnunsa ben de memnunum. Şimdi ben takımın teknik direktörüyüm. Formda topçu var. Vurduğunu atıyor veya baskette attığını sokuyor. Bu olmaz, ben bunu ayırayım, bizimkilerden birini söyleyeyim. Öyle bir şey. Bazı ilçe belediye başkanları son dakikaya kadar ben vardım. Bütün anketlerde ben çıkıyordum. Ne oldu işte Kemal Bey'i destekledim ya da şu. Ya da aday olmayacağımı televizyondan öğrendim gibi. Ya bazı. Bu bir iletişim kazası mıydı? Şöyle bazı öyle istenmeyen şöyle durumlar oluyor. Nasıl oluyor? Ben anket kötüyse belediye başkanını önden söylüyorum. Çağırıyorum, arıyorum, söylüyorum. Bunlar oluyor. Bazen başkan hayır diyor. Bazen bendeki anketler o değil diyor. Bazen aday göstermezseniz başka partiye giderim diyor. Kimi de gidiyor. Yani öyle şeyler oluyor. Gerginlik oluyor. Bazen arkadaşlar diyor biz ikna ederiz diyor falan filan. MYK'ya girene kadar bir fikrin oluyor. MYK'da 10-12 kişi başka bir şey diyor. Bizim parti yani Erdoğan Bey emin olun. Yani bütün samimiyetimle zaten arkadaşlarımın yüzünden utanırım. Parti meclisinde de diğer listeden giren arkadaşlarım var.
MYK'da bizim başka bir aday önerdiğimiz, MYK'nın şiddetle karşı çıktığı ve değiştirdiği bir sürü aday oldu. MYK'dan başka adayın çıkıp parti meclisinde başka adayın değiştiği oldu. Hatta maalesef şöyle şeyler oldu. Arkadaşlar çok iyi niyetle adayın, ekrana yansıtıyoruz ya anketleri, sıralamayı falan, fotoğrafını çekmiş hayırlısı olsun diye müjde atmış. Aşağıda değişmiş. Vay efendim ben hakkım yendi falan. Aslında bütün süreç tamamlanmamış oluyor. Süreç parti meclisindeki açık oylamanın sayımının ilanıyla oluyor bizde. Ve bakın 1148 adayın her birinin adı, bölgesi, yöntemi oylandı. O yönteme göre aday belirlendi, söylendi, tartışıldı. Bu adayı neye göre belirledin sorusu yanıtlandı. Anketse görebilir miyim deyince açıldı. Bazen jammer vardı, anket açılamadı. Selin Hanım koştu dışarıda, açtı çıktı aldı. Arkadaşa yollandı, gösterildi. Yani öyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni başka taraftan kimse karıştırmasın. Peki efendim, Lütfü Savaş işi nasıl oldu? Ona geleyim, şu soruyu tamamlayayım. O yani benim de açık, geniş olarak anlatmak istediğim bir başlık olur. Memnuniyet anketi başkanın lehine ise devam etti. Ama şöyle istisnaları var. Memnuniyet anketi normal partinin oyunda başkan seçiliyor ama bütün aday adayları da seçiliyor. İzmir bir istisna mıydı efendim? Ben onu soracaktım. Mesela, İzmir öyle miydi efendim? Örneğin diyelim ki Çankaya sonuncusu. Sayın Alper Taşdelen aday olsa Alper Bey de seçiliyor. Partinin oyuyla uyumlu bir oyu var. Ama bütün aday adaylarında öyle bir oyu var. Orada siyasi bir karar verebilirsin. Kendin farklı bir karar verebilirsin. Önerebilirsin, tartıştırabilirsin. İzmir'in öyle bir istisnalığı yok. İzmir'de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani İzmir'deki memnuniyet anketine rağmen biz memnuniyet anketinde şöyle yapıyoruz. Başkan başarısızsa aday anketine sokmuyoruz onu normal şartlarda. Ama biz İzmir'in hassasiyetinden dolayı sayın başkanımızı da kendisine de gösterdiğim, zaten İzmir'de memnuniyet anketini iki kez yaptım. Üçüncü kez adayları sorduğuma başkanı da koydum. Dördüncü sadece 5 adayı sorduğumuz yerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da vardı. Ve ankette kendisinden daha yukarıda olan bir arkadaşımız atandı. Bu kadar net. Herkese de anketi gösterdim, gösterebilirim. Yapanı belli, örneklemi belli. Hatta bir şey söyleyeyim. Bizdeki anketlerde şöyle bir şey var. O yapay zeka falan dalgası da geçildi bayağı şey. Onu da soracaktık 8, aslında. 8... 16 firmaya çağrı yapıldı. 8'i kabul ediyor, yapabiliyor. Yolladığımız link üzerinden bizim dijital dinleme ve yedekleme yapabildiğimiz şekilde anket yapılıyor. Şüpheye düşünce dinleyebiliyoruz anketi. Yedekleri var. Ve yapay zeka da anket üzerinde, örneğin panelde son görüşülmesi gerekene kadar genç, hani 1500 kişiyle görüşecek, gitti bitti bitti. Son 2 kişi 18-25 yaş arası üniversite mezunu kadınla görüşecek. Arıyor çıkmıyor, arıyor çıkmıyor. 42 yaşında 24 kaydediyor. Yapay zeka onu da yakalıyor. Böyle bir süreci de var. Biz yapay zekanın adaylaştırdığı meseleyi de anlatırım. O kısmı da eğlenceli. Ama adaylarda ankete baktık. Ama şöyle bir şey var. Mesela zaman zaman bu ekranlarda da konuşuldu. Çok da böyle net ifade edilmedi. Efendim ön seçim yapacaktınız, niye yapmadınız? Bakın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 890 birimde, yani ilçe ya da ilde, ön seçim yapmak üzere yetkiyi örgütlerimize verdik. 260'ına niyetlendiler, 199'unda ön seçim oldu. Örneğin, Kırklareli İl Başkanlığı bütün ilçelerde, bir ilçe hariç, Lüleburgaz herhalde, bir ilçe hariç tamamında ön seçim istedi. Tamamında ön seçim yaptık. Biz eğer bir il ön seçim istiyorsa sen ön seçim yapamazsın falan demedik. Ama illerde şöyle bir şey oluyor. Efendim ön seçimde adaylar birbirine giriyorlar, bir daha barışmıyorlar, biz onları uzlaştıralım. Ya da siz gelin görüşün, aday sayısını azaltalım, ankete koyun, anketi gösterelim, herkes uysun diye talepler var. Yoksa ön seçim bizim açımızdan en az başımızı ağrıtacak şey. En az. Ve göreceksiniz. Gelecek sene 4 Eylül 9 Eylül, yani bu sene 4-9 Eylül arasında tüzük kurultayı ve program başlangıç kurultayı yapıyoruz. Sivas'ta başlayıp Ankara'da bitireceğiz. Orada hem milletvekilliği hem yerel seçimler ön seçimi tüzüğe nasıl yazdığımızı göreceksiniz. Ama bugünkü şartlarda 199 yerde ön seçim yapabildik ama 860 yere yetki vermiştik.
Geçen seçimlerde CHP 800 küsur yerde, 820 yerde aday göstermişti. Bu seçimlerde 1160 yerde aday gösterdik. Geçen seferkinin iki katı kadın adayımız var. Seçilecek yer açısından bakarsanız 5 kat kadın adayımız var. Seçilecek yer açısından genç aday, 200 tane 40 yaş altında seçilecek adayım var benim. İzmir'de 30 belediye başkan adayımdan 12'si 40 yaş altında. 9'u kadın. Başak Hanım, evet. Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'de toplam 6 kadın belediye başkanı olmuş. 6. 3'ü bu dönem, 3 de 5 yıl öncesinden önce. Benim bu dönem 9 tane var, 9'u da seçilecek yerde. Yani o yüzden bir daha mesele... Daha çok olsun efendim, daha çok olsun. Ya hakkı 15 İzmir'in. Bakın 30 belediye başkanı varsa hakkı 15'tir İzmir'in. Yarın İstanbul'un, Ankara'nın. O yüzden ben birçok kadın ve genç belediye meclislerinde birinci sıra çıktı. Çıktım, dedim ki aday olun, Özgür Başkan arkanızda. Belki hiç konuşulmadı, hep başka şeyler konuşuluyor. Şöyle bir şey yaptık. Eskiden ön seçim yapıyoruz, kotalara uyun diyoruz. Kota %30 ya. 20 kişi de 6 kişi. Son 6'ya yazıyorlar kadınları. Veya %20 gençlik kotası var. Bir tane ilk ona, 3 tane ikinci ona yazıyorlar. Dedim ki pencere yapacağız. Nasıl pencere? %30 mu kadın kotası? İlk 3'te bir kadın, ikinci 3'te bir kadın. E öyle çıkmazsa aşağıdan yukarı ittireceğiz dedik. Bir yaptık ön seçimi. %90 ittirmeye gerek kalmadan çıktı. Neden? Ne güzel. Nasılsa yazılacak, ben yazayım diyor. Ve şu anda belediye meclis üyelerinde %21 kadın var. Seçilecek yerde belki daha iyi. Yani biz bir kadın ve genç devrimi yaptık. O yüzden ha birkaç yer belediye başkanımız aday oluyor. Dün gece, yani bu gece burada listeler görüşülüyor. Aday adayı partiyi savunuyor aslanlar gibi. Aday olmadığını öğreniyor. Ertesi sabah bombalamaya başlıyor. İstifa ediyor. Başka partiye gidiyor. E böyle de bir şey yok. Sen bu partide bir sürü görev yapacaksın. Bu partinin yaptığı milletvekilliğinden emekli olacaksın. Gittiğin her yerde saygı göreceksin. Maaş alacaksın. Bir gece önce adaysın. Ertesi sabah isyandasın. Böyle bir şey yok. O zaman birisine yönelik mi söylüyorsun? Hayır hayır. Bir sürü örnek var. 30 tane aday adayı var. Biri seçiliyor. 29'u isyan ederse bu partiyi nasıl yöneteceğiz biz? Kim yönetecek yani? Hem Lütfü Savaş meselesine geçeceğiz, hem de bu partideki küskünler meselesine somut bir örnekle ben sormak istiyorum. Tabii. Ama izin verirseniz kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Tabii. Birkaç dakikanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile seçim sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile mülakatımız, sohbetimiz devam ediyor. Bir isim soracağım demiştim ya, ben de yakından tanıdığım için ve yaptığı açıklamalara gerçekten inanamadım. Çünkü yılların Cumhuriyet Halk Partilisi Gürsel Tekin, CHP'den de istifa etti. Sonra da kimseye ulaşamadım diyerek sitem etti. Siz de bir açıklama yaptınız, ben onun gönlünü alırım dediniz. Hakikaten kimseye ulaşamadı mı? Siz gönlünü aldınız mı? Biz Gürsel abiyle oturduk, uzun uzun kahve içtik, sohbet ettik. İstifadan sonra mı? Hayır, Kadıköy adaylığını istediğinde, geldiğinde konuştuk. Onun dışında da ben Gürsel abiyi çok severim, sohbetim, yani ona saygım çoktur. Biz Gürsel abinin gönlünü alırız ama Gürsel abinin biraz bir kendi serinleme süresi... Şu ana kadar aradınız mı efendim şu ana kadar? Şimdi öyle bir şey de değilim. Yani bir fırsatını bulsam arayacak bir grup aramayı düşündüğüm insan var ama şu an kampanyanın içindeyiz. Onlar da benim enerjimi onlarla tüketmemi istemezler. Çünkü parti adına bir şey yapıyor olmamız lazım ama bu kampanya bittikten sonra oturulur, aranır. Gürsel abinin kendi serinleme süresine de ihtiyacı var. Çünkü o sakin değerlendirdim de ya biz işte bu heyetlerde ben de görev yaptım. Ben de birilerini seçtim. Birileri de aday olmayınca kızıyordu, küsüyordu. Biz de onlara kızıyorduk. Şimdi aynı noktaya ben mi geldim diye düşünür. Ve serinledikten sonra zaten baba serinleme evine döver. Serinleme süresi ama, seçim sonrası falan mı efendim? Serinleme süresine ihtiyaç olduğu açık. Gürsel abinin öyle kızgınlığı, kini falan yoktur yani, uzun sürmez. Çok iyi siyasetçidir, iyi CHP'lidir. Çok sert açıklamaları vardı ya işte, bu istifasını onlar, ifade ederken ahbap çavuş ilişkisi. Şey yapamadım dedi, bir de genel sekreterlik yapmış birisiyim, ulaşamadım dedi. 12 gün randevu alamamış sizden. Vallahi benden randevu, belki 12. günkü kahveyi saymıyorsa. İşte 12 gün boyunca. Çok normal bir şey yani, 1 milyon 600 bin üyesi olan bir parti aday belirleme sürecinde günlerce toplantılar sürüyor. Ve yani sonuçta aday adayı büyüğümüzün benden talebi aday belirleme gününden önce görüşmek. O hemen o gün olamıyor tabii. Çünkü bazen
iki hafta randevular dolu oluyor. Ama bir de bir sürü toplantı, bir yandan da gidiyorsun geliyorsun. Ben Gürsel abiyle kaliteli bir zamanda yarım saat, yani onun sözü bitene kadar oturduk konuştuk. Bundan daha doğal bir şey yok. Yani Gürsel abi de biliyorsunuz genel sekreter olduğu zamanda işte herkes ulaşamıyoruz, şöyle oluyor böyle oluyor derdi. O da dert yanardı kardeşim 10 tane Gürsel teki yok yani nasıl olsun diye. O bizi anlar. Serinleme süresi geçtikten sonra Gürsel abi ile birbirimizi anlar. Hatay ve Lütfü Savaş. Şimdi şunu bize bir anlatın Sayın Genel Başkan, ne oldu? Biz böyle film seyreder gibi izledik Lütfü Savaş'taki gelişmeleri. Bir önce Sayın Savaş'ın ismi parti meclisinden çıktı. Siz açıkladınız. Sonra dediniz ki tekrar anketler yapacağız dediniz. Bunun kronolojisini tekrar hatırlatmayalım. Ama öyle ilginç şeyler oldu ki bir ara Haluk Levent'e teklif gitti. Haluk Levent'in teklif gittiği söylendi. Başka adayların ismi konuşuldu. Sonra tekrar Lütfü Savaş tavır koydu. Genel merkeze çağrıldı. Hatta iki kez görüştüğünüz söyleniyor. Birincisini biliyoruz ama ikincisi de herhalde oldu. Ne oldu Lütfü Savaş olayında? Niye gitti geldi? Hatay'a belediye başkan adayı belirlemek herhangi bir belediye başkan adayı belirlemekten farklı. Neden? Çünkü Hatay'da birincisi çok büyük bir travma var. Yani 6 Şubat travması var. Bu travmadan sonra orada kendisi de önce depremzede olan, ailesinden insanları kaybeden, sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Hatay'da önemli işler yapmış, çalışmış ama bazı beyanları da kamuoyunda işte tartışma yaratmış. O ilk günlerde bir isim. Türkiye'deki algısı başka, Hatay'daki algısı başka. Hatay'da bir sosyolojideki algısı başka, diğer sosyolojideki algısı başka. Hatay'da Ova'daki algısı başka, yukarıdaki algısı başka, Samandağ'daki algısı başka. Öyle olunca ve Hatay'da hata yapmaman lazım. Bir yandan da Hatay'da aday belirleme sürecine ilişkin parti dışı etkenler de kendilerine toplumsal ve siyasi meşruiyeti olmayan bir işi toplumsal bir meşruiyetle tanımlıyorlar. Herkes CHP'nin adayına, yani normalde partilerin adayını partiler belirler ama halkın taleplerini dinleyerek belirler. Ama bambaşka şeyler de ortaya çıkıyor. Ben Hatay'la ilgili kabul ettiğim kadar heyeti toplam 10 ilde kabul etmemişimdir. Hatay'dan kim gelmek istese işte o randevu zorluklarına rağmen kanaat önderlerini, çeşitli dini grupların liderlerini, çok farklı yapıları, Alevi dedi. Ne dediler efendim? Çok farklı şeyler söylediler. Şikayetçi olanlar oldu, destek olanlar oldu, başkasıyla kazanamayız diyenler oldu, akıl verenler oldu, aday olanlar oldu. Anketler ne çıkıyor? Onu anlatacağım. Şimdi Lütfi Savaş'la ilgili durum şu. Ben birebir de Lütfi Savaş'ın İyi bir insan olduğunu, iyi bir yönetici olduğunu, geçmişteki ilişkilerden takip eden ve başarısını gören birisiyim. Hatay'da bizim normal şartlarda durumumuz ortada. Lütfi Savaş'ın yerel seçimde aldığı oy ortada. Biz Lütfi Savaş'la ilgili toplam 5 tane anket yaptık. Bu anketlerden her birinde de Lütfi Savaş'ı da sorduk. Lütfi Savaş'taki savaşa İtirazların da bir kısmını gördük ama hani o Twitter'ın yankı odasındaki ya da İstanbul'dan bakınca görünenin dışında Hatay'da bir başka Lütfi Savaş olduğunu da gördük. Zaten bu çok söylenen bir şey. Anket bir noktaya geldi. Ve Hatay'da sevdiğim bir il başkanım var, genç bir arkadaşım. Başkanım dedi, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı işte açıklayacakmışsınız. Hatay'ı geri bırakırsanız biz çok zorda kalırız dedi. Dedim ki anket yapıyoruz. Dedik ki bizi de açıklayın. Biz işte şöyle mesafe alacağız, böyle mesafe alacağız. Anketi de hemen yapmayın. Bize bir 10-15 gün verin öyle yapın. Öyle yaptık. İlan ettik. Yanılmıyorsam 10 Ocak günü kendisini. Sonrasında bir süre bekledik. İşte ayın 25'i gibi ankete çıktık. Anket sonuçları gelesiye 6 Şubat geldi. Oradaydık. Orada tabii söyleyince bana bazıları kızdılar ama sonra bir sürü doğrulayan oldu da. Protestolar oldu. %99'u hükümet istifaydı. Orada olan örneğin işte İsmail Saymaz'la göz gözeydik. Orada 100 protesto varsa 99'u, 99 değilse 98'i hükümeteydi. Ama Lütfi Savaş'a da söyleyenler oldu. Hatta şu anda da kendisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan bir arkadaşımızın organize ettiği, gözümüzle gördük yani, videoları da çıktı sonradan. Onun da organize ettiği gruplar tepki gösterdi falan. Tabii bu şöyle bir, bu kısmını doğru bulmam yani.
Sen gerçekten sivil kalacaksan her türlü protesto senin hakkın. Ama yarın bir partinin adayı olacaksan, bir partinin adayını orada gençlere yuvalatıp istifa et, adayı değiştirin falan dememen lazım. Yani bu doğru değil. Ama orayı, o geceyi de yaşadık. Geldik baktık. Orada başka bir şey var, burada başka bir şey var. Ve dedik ki bir anket daha yaptıralım. Hatta anket firmasına dedim ki mümkün olan en geç zamanda yapın anketi. Yani 3 günde bitiriyorsa çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi anket gelsin. Anketten sonra 5 arkadaşımız var parti bünyesinde. Ve dedim ki Lütfü Bey'i de davet edelim, anketleri birlikte inceleyelim. Anket geldi. Biz Lütfü Bey'i o gece aradık. Lütfü Bey'e o gece ulaşamadık. Biraz da geç saatti. Sabahleyin geldi. Lütfü Bey'e dedik ki Hatay'da bir alternatif geliştirmemiz lazım. Ama bu sana rağmen olmaz. Çünkü anket şunu gösteriyor. AK Parti ile Lütfü Bey yine kafa kafaya. Alt kırılımlarda AKP ve MHP seçmeninden ciddi oy alıyor. Ova'dan ciddi oy alıyor. Ve kafa kafaya bir durum var. Ama kararsızlar var. Ve başka adaylara giden oy var. Ve burada şöyle bir durum var. Bir grupta diyor ki Lütfi Savaş aday olmazsa biz adayımızı çekeriz falan diyen arkadaşlar var. Samimiyetle Lütfi Bey'in önüne koyduk. O da kendi yaptırdığı anketleri de getirdi. Onlara da baktık. Sonra ben dedim ki Lütfi Bey'e düşünün. Yani siz bir adayın elini kaldırmayı düşünüyorsanız biz o adayda birleşebiliriz. Siz bu seçimle ilgili kendinizle ilgili konuşuyorsanız benim bunu danışmam lazım. Bir masa, bizim MYK masası, ben başında oturuyorum, il başkanı sağ kolumda, bütün ilçe başkanları, bu tarafta da ilçe belediye başkanları, hepsi belli. Lütfü Bey yok. 2 saate yakın, öncesinde de bir 2 saat yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşımla da görüştüler. Müzakere edildi. Sonuç şu, Lütfü Bey'le kazanırız, kazanacaksak Lütfü Bey'le kazanırız. Aday değiştirmeye kalktığımız takdirde bazı kazanacağımız ilçeleri kaybedebiliriz. Lütfü Bey gitgide ivmelenen şekilde gidiyor. Bizdeki anketlerde de öyle gözüküyor. Yani hasar onarılıyor gözüküyor. Ve Lütfü Bey'i gecenin ikisinde çağırdım. Belediye başkanlarımızın taleplerini, ilçe başkanlarımızın taleplerini, kendi öngörülerimi söyledim. Ve dedim ki yola sizle devam ediyoruz. Gece 2'ydi. Bu seçimi alın çünkü şöyle bir şeye karar verecektim. Bunu geçen de Ahmet Bey herhalde, Ahmet Hakan biraz cümleyi yanlış algılayıp şöyle demiş. Ya bu Lütfü Bey'i kötülemek değil mi? Bana diyorlar ki neden değiş? Ya AK Parti'ye vereceğim Hatay'ı. Çünkü alternatiflerinin hepsini koyduk. Lütfü Bey'den az oy alıyorlar. Yani Haluk Levent falan. Haluk Levent ankete konmadı. Haluk ama Levent evet kim, deseydi. Kim bakın şöyle. Teklif getirdi. Haluk efendim. Levent evet deseydi ankete konurdu. Bakın Haluk Levent meselesini şöyle anlatayım. Teklif kim götürdü? 60 parti meclisi üyemize, daha fazlasını söyleyeceğim size. Ha, 60 parti meclisi üyemize dedik ki Hatay kritik. Kafa kafayayız. Aday değiştiği takdirde bir takım destekler almamız söz konusu. Ama ankete koymadan kimseyi atamam. Temas ettiğiniz, aklınıza yatan kişilerle görüşün. Onay veren olursa bana bildirin. WhatsApp'tan bana yazın dedi. Parti meclisi parti meclisi üyelerine 60 kişi arkadaşlar. Ben ankete koyacağım onları. Bir haftamız kaldı dedim. Ben 2 ayda bir yapılıyor ya parti meclisi. Biz şu ana kadar 13 parti meclisi yaptık 3 ayda. Sıklıkla. 3 ayda 13 parti meclisi. Yani o kadar demokratik bir kanalı işletmeye çalışıyorum. Ve bu arkadaşlardan kimi işte çok farklı isimlere mesela Mert Fırat dediler. Mert Fırat'la da konuştuk. Seni ankete koyalım mı diye. Çok tatlıdır Mert. Hataylı. Mert Fırat dedi ki abi 30 günde 28 gün turnem var. Ne anketi falan. Haluk Bey de değerlendirmiş. Olmaz demiş. Ve resmi bir teklif götürmedik. Ama parti meclisi üyemiz veya MYK üyemiz olur alıp da bize söyleseydi Haluk Bey de ankete koyacaktık. Peki bu şekilde Lütfü Bey yaralanmadı mı biraz? Bakın şimdi şöyle. Biz Lütfü Bey'le de şunu konuştuk zaten. Herhangi bir süreç değil bu. Ama Lütfü Bey en son kalktı dedi ki bu kadar iş oldu bitti dedi. Siz dedi beni hiç üzmediniz. Bir de bana hiç haksızlık etmediniz dedi. Sarıldık birbirimize. Gözlerimiz doldu ayrıldık. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Gecenin 3'ünde 2.30'da. Helalleşme gibi yani. Ya helalleşme zor bir iş hakikaten yani. Ya Lütfü Bey'in yaptığı iş. Varıp da Lütfü Bey gelip şimdi işte Mersin'de, İzmir'de ne bileyim Beşiktaş'ta belediye başkanlığı yapar gibi gidip de şehri güzelleştirmeye uğraşmayacak. Ya, yıkık, çökük hala altında binlerce belki 2000-3000 tane
hemşerisinin hala göçük altında olduğu bir şehri ayağa kaldırmaya çalışacak. Yani bir travmayı kaldırmaya çalışacak. Kolay bir iş değil ve bununla ilgili onun bir talebi var ve siz devamlı onu ister istemez. Ben bir şey söyleyeyim. Yanlış siyaset insanla yapılan iştir. Hatası olur, eğrisi olur, doğrusu olur. Ama bu süreci çok samimiyetle yönettik ve şu anda bir de şu da oldu. Bakın çok samimice cevaplayayım. Lütfi Savaş'a protesto edenler oluyordu. Biz ankette başka bir şey görüyorduk. Sahadan başka bilgiler geliyordu. Lütfi Savaş'ın o aday gösterilmeme ihtimalinin ortaya çıktığı 3 gündeki Hatay'da yaşananlar görülünce bir karşı fikrin olduğu da ortaya çıktı. O da Lütfi Bey için çok hayırlı oldu. Yani sanki İstanbul'dan bakınca Hatay Lütfi Bey'den nefret ediyor. Sokakta yürüyemiyor. Protesto üstüne protesto ediliyor. Ve biz yine de aday gösteriyoruz. Lütfi Bey'e işte belli protestolar vardı. O gün dedim %1'i Lütfi Bey'ydi. Ama Lütfi Bey aday olmayacak mı acaba deyince belediyenin önünde 10 binler toplanınca birileri onu da gördü. Lütfi Bey'e de bu birazcık hani bir kere böyle yani istenmeyen adam da zorla aday yapılıyor gibi falan değil. Ben Lütfi Bey'in bir alternatifi olup da onun üzerinde oy alsaydı Lütfi Bey de samimiyetle o kişiye onay verirdi. Ama hep şunu dedi. Bu seçimi ben alırım. Bu işi yarım bırakmam. Hatay'ı iyi biliyorum ve böyle olması gerekir diye. Meselenin özü sözü budur yani. Bunun dışında. Peki. Eksik yaptıysak, hata yaptıysak da çok titizlendiğimizden olmuştur. Ama ben sürecin dışarıdan bakıldığında belki biraz şöyle oldu böyle oldu ama hakkaniyetle ve titizlikle ve samimiyetle yürütüldüğünü peki açıklıkla ifade etmiştim. Erdoğan abi izniniz olursa bu İstanbul meselesine bir girelim değil mi? Evet lütfen. Şimdi aday belirlemede bir de İstanbul meselesi var. En son bu aday bölümünde en son onu konuşalım. Şimdi İstanbul adaylarının belirlenmesinde Sayın İmamoğlu'nun etkisi oldu. Etkisi değil hatta bizzat onun belirlediği konuşuluyor. Bu düşüncemizi, düşünceyi, bu konuyu, bu bilgiyi besleyen birkaç gelişme de var. O da şöyle, sizin daha önceden heyetler gönderdiniz her ile, aday adaylarıyla görüşmek için genel merkeze. Fakat İstanbul'a böyle bir heyetin gönderilmediği konuşuluyor. Neden böyle bir heyet göndermediniz? Bu bir. İki, biz de İstanbul'da yaşayan birer seçmen olarak gözlemliyoruz. İstanbul'da belediye başkan adayları belli oldu. Efendim her yerde Sayın İmamoğlu ile bayağı da güzel bir çalışma da yapıyorlar. Güzel derken kendileri adına güzel. Her tarafı İstanbul'u kuşatmışlar. Bayağı bir büyük billboardlar, işte pankartlar vesaireler. Orada adaylarla sizin fotoğrafınızı pek göremiyoruz efendim. Neden Sayın İmamoğlu? Bundan sonraki süreçte göreceksiniz. Daha adaylarla benim hiçbir yerde. Manisa dışında hiçbir yerde. Bir de Denizli'ye, Muğla'ya gittik. Sayın Başkan ben onu kastetmiyorum. Ayrı ayrı iki fotoğraf var ama aynı pankartta var. Nasıl? Siz... Yani yan yana çekilen fotoğraftan bahsediyorsunuz. Siz. Hayır hayır. Yani dediğiniz adayla Özgür Özel fotoğrafı Manisa dışında bir de Muğla'da gördüm gidiyorum diye yaptırmışlar. Öyle bir çalışma yapmadık zaten. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla Aydın'da da Özlem Çerçioğlu'yla Efeler Belediye Başkanımız var. Açıktan soralım. Şöyle bir iddia var. İmamoğlu'nun sizinle resimlerini istemediği ajanslardaki rezervasyonları da iptal etti. Yok canım ya. Yok hiç böyle öyle bir şey yok. Söz konusu olur. Şöyle bir şey var. Milletin tek umudu, yani şunu söyleyeyim, hem saray rejiminin tek umudu 1 Nisan'dan sonra birbirine düşmüş bir CHP, hem de CHP'deki bazı böyle sonuçları hazmedemeyen çok az sayıda arkadaşın ki onların da böyle partinin köklerinden falan gelmiyor. Nereden geldiği de bazı böyle belirsiz kişilerin oradan buradan ona buna iftira yazan bir takım yapılar var. Onların da tek umudu partinin kavga etmesi. Vallahi hiç öyle bir şey yok. Ben, peki efendim adayların belirlenmesi? Şimdi onu söyleyeceğim ama şimdi Başak Hanım. Ben araya girdim birazcık. Sorun yok. Çok net bir şey söyleyeyim. Çok net. 10 yaşında yatılı okula gittim. 17 yaşında mezun oldum. O aradaki 6 sene yatılı kaldığım arkadaşlarım ve eşleriyle hala her sene bir hafta tatil yaparım. Hayatta dost bildiğimi hiç düşmana çevirmedim. Arkada kimseyi bırakmadım. Ve Ekrem İmamoğlu'yla aramda olan ilişki ki bu hani böyle bir takım dengeler mengeler. Biz Ekrem İmamoğlu'yla hem partinin kaderini değiştirmek hem Türkiye'nin kaderini değiştirmek üzere partiyi seven her Cumhuriyet Halk Partili olduğu gibi kader birliği yapmışım. Ben ne Ekrem Bey'den bir yanlış beklerim. Bugüne kadar birbirimize öf demedik. Birbirimizin hukukunu kendi hukukumuzdan fazla koruyoruz. Çünkü böyle
acaba kavga ederler mi çabalar olduğunda. Ve normalde en yakınlarımla paylaşmadığım bilgileri, Ekrem Bey de en yakınlarıyla paylaşmadığı bilgileri, aman başka yerden olur da bu update olmaz bilgiler diye birbirimizle paylaşırız. Bu kadar kardeşlik hukuku içinde ilerleyen bir ilişki yok. Yatılı okul arkadaşlarımla aramdaki ilişki neyse Ekrem Bey'le aramdaki ilişki odur. Adeta yatılı okul arkadaşım diyorsunuz. Evet. Peki. Ve o ben Ekrem Bey, ben yatılı okul arkadaşlarımla ailecek görüşüyoruz. Ekrem Bey'le çok iyi siyasi ilişkimiz varken ailecek de bir araya gelmeyi tercih etti. Çünkü bu kişisel ilişkilerin devamında çok çok da iyidir. Kimsenin boşu boşuna beklemesinler, öyle birbirimize çatışacağız matışacağız. Buradan özellikle AK Partililere söylüyorum. Onlar şunu görüyor. 31 Mart'tan sonra onlar millete acı reçete içirirken, kemer sıkarken, sıkı para politikası varken, vergiler varken, fiyatlar fırlayacakken, güçlü sosyal demokrat emekten yana yerel belediyelerde çok iyi işler yapan, parlayan belediye başkanları ve çatır çatır genç 43 yaş ortalamasında bir MYK gölge kabine. Şimdi daha o gölge kabine bu yerel seçimlerin gölgesinde kaldı. Görün bak neler olacak. Öyle bir şeyin bir sol sosyal demokrat alternatif açısından onlar için çok büyük bir tehdit olduğunun farkındalar. Bir tek ümitleri var. Bir tek. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'yla, Özgür Özel belediye başkanlarıyla, Özgür Özel ekip arkadaşlarıyla kavga eder ve onlar birbirine düştüğünde biz millete acı reçeteyi böyle dayıya dayıya içirtiriz hesabındalar. Hiç beklemesinler. 1 Nisan'dan sonra birleşik, bütünleşik, yerel yönetimleriyle genel merkezi etle tırnak gibi iyi de birleşen, birbirinin arkasında kaya gibi duran AK Parti'ye muhalefetin en kuvvetlisini yapıp onların ensesinde boza pişirecek, nefes aldırmayacak, haksızlığa, hukuksuzluğa direnecek, yoksulun, işçinin, emekçinin hakkını savunacak kuvvetli, dipdiri bir sol sosyal demokrat parti görecek karşısında. Hiç öyle biz birbirimizden uğraşıp da Tayyip Bey'i rahat bırakacağız diye düşünmesin. Bunu düşünen, bunu isteyen, ben öyle o kadar kolay söylemem, hakikaten vatana ihanettir. CHP birbirine düşsün de Tayyip Bey yine tekerini döndürsün. Bu vatana ihanettir. Biz bu insanları parti içi kavgalarla ezdirmeye niyetimiz yok. Bunu bilsinler. Öyle adaylar... bir iki tane muhteris var. Nereden geldiği belli olmayan, kerameti kendinden menkul. O arkadaşların da günü geldiğinde gerekli yerlerde değerlendireceğiz. Partimiz adaylar sağ... adaylar efendim. İstanbul adaylarını belirledik. Şimdi İstanbul'a geleceğim dediniz. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. İstanbul'u 3 kişi belirledi. Ama iki kişi çok çalıştı. Özgür Başkanım, İl Başkanım ve Ekrem Başkan İstanbul'da. Ankara'yı 3 kişi belirledi ama iki kişi çok çalıştı. Ankara'da Mansur Başkanım, milletvekillerinden oluşturduğum heyet ve il başkanı. Belirleme kriterleri neydi? Ama şimdi bu nasıl bir mülakat olacak? Bu soruya cevap verin diye ısrar ederken şimdi ben dönüp buna mı vereyim? Ama Sayın Genel Başkan, hayır, aynı sorunun içinde olan bir şey. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Lütfen devam edin siz tabii ki. İzmir'i de 3 kişi belirledi. Yoğun olarak ben, MYK üyelerimiz ve il başkanımızdan oluşan heyet, ama bu üçünün de birleştiği yerde MYK'ya sunulmadan önce bana geldi. Ben İstanbul'da Ekrem Bey ve il başkanıma alan daraltmadım çalışsınlar diye. Ancak bizim kriterlerimizde anket yapma şartı vardı. Tıkır tıkır yaptılar bizim kriterlerimizde. Ankara'da bizim kriterlerimizde, İstanbul, İzmir'de bizim kriterlerimizde. Getirdikleri önerilerden genç olacak, kadın olacak. Kadında İstanbul zayıf kaldı, onlar da üzgün. Ama gençte zayıf kalmadılar. Parti geçmişi, ben parti meclisine aday belirlemedeki 11 kriteri teker teker saydım. Parti meclisi, yerel yönetimlerde tecrübe, eğitim, yüksek lisans, yabancı dil bilmem ne. Aynı standartlar. İstanbul'da aklıma yatmayan olduğunda geri gönderdim. Değiştirdiler, yeniden geldiler, yeniden dönüştürdüler. Ankara'da da Mansur Bey'e alan açtım. Neden açtım, alan daraltmadım biliyor musunuz? Burası İstanbul'da belediye meclis çoğunluğunu alacak en iyi formülü kendisi üretsin diye. Ankara'da da aynı şey oldu. Kimse Ankara'yı konuşmuyor. Ankara'da adayların belirlenmesi noktasında Çankaya, Etimesgut, Mamak, Gölbaşı ama o da uzlaşıyla dışında
Mansur Bey'in inanılmaz gayreti, emeği oldu ve onun önerileri üzerinde genelde uzlaştı. Etimesgut'ta da mı öyle? Etimesgut bizim. Dışında. Dışında değil. İnanılmaz emeği oldu. Neden? Bir günde 4 kez koşa koşa yeni anket geldi genel başkanım diyor. Nefes nefese gidiyor geliyor Mansur Bey. Bir amacı var. Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayacak iş yapmak. Sayın genel başkan, biz şunu şuradan biraz hareketle soruyoruz. Size sorduğumuz her sorunun aslında bir somut dayanağı da oluyor. O da şu. Battal İlgezli, Ataşehir Belediye Başkanınız. O dedi ki, ben dedi CHP'nin MYK'sı ve parti meclisi kararı çıkmadan İmamoğlu beni aradı ve sen aday değilsin dedi. Bu parti iradesini hiçe saymak değil midir? Burada adaylar MYK'dan ve parti meclisinden çıkmıyor mu? Bütün bu soruların altında aslında Sayın İlgezdi'nin bu açıklaması yatıyor. Şöyle bir şey. Ben söyledim Ekrem Bey'e bunu yapmasını. Ve bakın Türkiye'de... Söylemesini mi? Bunu daha önce de açıkladım. Hani manşetli bir şey yok. 1142 aday belirlendi Türkiye'de. Bu adaylardan bir kişi bunu söyledi. İstanbul'da 39 aday belirlendi. Bunlardan bir kişi dedi, ikisi daha diyebilirdi. Onlar demediler. Ben geçmişte benim Maltepe Belediye Başkanımızın geçen sefer adaylığına da itirazım olmuştu. O da biliyor, bütün Türkiye biliyor. Süleyman Soylu'ya, genel başkanımıza Süleyman Soylu ağır hakaret ettiği bir gün fotoğraf paylaştı diye ben ona rezerv koymuştum. Herkes biliyor bunu, kendi de biliyor. Ama geçen dönem gecikmeyle de olsa olmuştu. Ataşehir Belediye Başkanımızın Türkiye siyasetindeki aktivizmi, İstanbul'daki aktivizmi, benim kişisel ilişkide hiçbir sorunum yok. Ortadadır. Yine bir belediye başkanımızın daha durumu, Şişli Belediye Başkanımız son derece duygusaldır. Ve anketlerdeki durum, adaylar, gençleşme falan olunca ben dedim ki Ekrem Başkan'a, bu üç belediye başkanımız, bir de böyle televizyondan öğreniliyor bilmem ne oluyor. Onların ayrı bir hukukları var. Bir de farklı alanlarda, mesela bir tanesi zor kazanabileceğimiz bir belediye başkanlığı için sorduk onu. Bir başkasına büyük şehirde bir görev teklif edebilir miyiz? Bir diğerine yurt dışı ilişkilerde bir görev teklif edebilir miyiz? Benim de işim kırgını küskünü azaltmak. Ben istemem ki Ataşehir Belediye Başkanı karşı ilk günlerde işte aday olacak, istifa etti, bağımsız aday olacak falan. Ben bugüne varmayı isterim. Partimin adayının oylarını bölecek bir rakip aday olmasını isterim. Hele hele iyi ilişki içinde olduğum, partililiğine kefil olduğum, birbirimize emeğimizin olan arkadaşlarımızın karşımızda yer almasını istemem. Sarıyer genel öyle başkanım oldu biraz. Ben. Sarıyer biraz öyle oldu galiba. Aynen Şükrü öyle. Başkan. İstemem ben bunu. Onun içinde en iyi formül neyse, mesela bu mesele İzmir'deyse bir arkadaşımla ilgili, örneğin X ilçesi için bir arkadaşım çok samimidir milletvekilim. Aman kardeşim sen bir ona arada önden bir şey söyle, bir yanlış iş yapmasın. Bir başkasına, bir parti meclis üyesini, en yakın arkadaşını, aile dostunu. Yani bir karar tebliği değil de bir kendi bilgisi zaten ve duyumunu. Zaten çağırdı öyle mi? Ve bir kahvaltı ettiler veya bir kahve içtiler. İmamoğlu'yla İlgezdi. Kahve içtiler. Orada da başkan böyle böyle olmayacak ama birlikte yol yürürüz, bilmem ne yaparız. Çünkü yükselen tansiyonu görüyorsun, onunla ilgili bir şey yapmak istiyorsun. Bu da doğru bir şey. Yapılması gereken bir şey. Keşke herkes için yapabiliyor olsak. Yapmadığım son dakikada televizyondan duydum diyor. Ama bu şöyle de bir şey söyleyeyim. Sonrasında o başkanlarımızla geldiğimiz nokta, mesela Ali Kılıç, ben kendisiyle geçmişte gerginlikler yaşadığımız olmuştu. Ama partili duruşuyla gerçekten benim gönlümde bir yer edindi. Yani ilk günden itibaren bugüne kadar beni aday yapan irade aday yapmadı, partimin arkasındayım dedi çıktı mesela. O yüzden de böyle bu meseleler, ben ondan diyorum, serinleme süreleri iyidir. Evet. Sarıyer'de hatta bir gün adaylığını açıklayacaktı. Ben telefonla konuştum, bir gün erteledik. Dedim ki başkanım bana biraz zaman verir misin? Bir çağrı arayalım falan yapalım filan yapalım. Bir gün 12'de açıklıyordu, bir gün 3'te açıklıyordu. Öbür gün 12'yi erteledi. Ben grup toplantısına gitmeden önce bir daha aradım. Biz 1.30'da gruba gideceğiz. Dedim ki başkanım ya bir daha düşün, yapma şunu falan. Yok dedi, ben dedi işte kendi argümanlarını söyledi. Ben de dedim yani başkanım ben sana abi diye hitap ediyorum dedim. Hani yapmasan kardeşin olarak bunu isterim ama yapıyorsan da hayırlısı olsun dedim. Yani sonuçta birbirimizin yüzüne bakacağız dedim. Ama işte mesela Sarıyer bu tansiyonu yönetemediğimiz ve yönetmek isteyip de yönetemediğimiz bu tansiyonun bizim açımızdan elverişli bir sonuç doğurmadığı bir yer oldu. Dediğiniz doğru. İşte iki defa vurguladığınız sol sosyal demokrat vurgusu partinin sağa kaydığı eleştirileri de. Yok artık bana. Geçmişte.
Bakın Sayın Genel Başkan, sorun bitmedi. Bu süreçte hani sizden... Yok önce... bana partisi olacaktı diyorlar. Hayır, işte ben de bunu soracağım. Sizden önceki süreçteki eleştiriler böyleydi. Özgür Özel'in genel başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer yine ortanın solu mudur? Yani şöyle, partiyi kendi gözümde konumlandırdığım yer emekten, emekçiden yana olduğu için, ezilenden yana olduğu için... Ve mavi beyaz gri yakalı emekçilerin, mavi beyaz gri yakalıların hepsini emekçi gördüğüm için, plazada sömürülen emeğin de hakkını benim aramam gerektiğini düşündüğüm için, teknoloji 4.0, 5.0, endüstri 4.0, endüstri 5.0 konuşurken birilerinin de emek 4.0, emek 5.0'ı savunması gerektiği için benim aklımdaki partinin konumlandığı yer soldadır. Bu meselenin kendisi de artık sol diye diye değil, solun gereğini yapa yapa insanları sol partiye oy vermeye ikna etmektir. Çünkü Türkiye'de sol deyince başka bir şey anlıyorlar. Yani esasında bakıyorsun, yani bu sağ sol işi nereden çıkmış abi? Eskiden işte kralın adamları, muhafazakarlar, kralın yetkileri muhafaza edilsin dedikleri parlamentonun sağında oturmuş, devrimciler de solunda oturmuş. Onun itirazı bütün mal, mülk, para, her şey kralın. Biz tebaayız diyenlere ve bunu muhafaza etmek isteyenlere karşı, hayır ya, ekmek işleyenin, su kullananın, her şey hepimizin, adilce üretelim, adilce paylaşalım diyenler solda oturmuş. Baktığında bugün sağcıyım diyenlerin %70'i solcu hassası, sağda baktığında, gerçekte baktığında. Ama meseleyi burada Türkiye'de sağ sol meseleleri karmaşık bir öyle şeyler var. Olmuş ki o yüzden hani nasıl bir partinin liderliğine adaysın dersen, aslan gibi sol bir partinin liderliğine adayım. Ama soldan ne anladığımı, muradımı anlatsam ve bunu etkili bir şekilde anlatabilirsek, zaten solculuğu bana bırakmayacak bir sürü gariban sağcı var memlekette. Adayım dediniz, CHP'yi sol yapmaya mı adaysınız, yoksa başka bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Hayır, hayır. CHP'yi sol bir parti yapmaya ve gerçekten sol sosyal demokrat yönelimleri güçlü, kasları güçlü bir parti yapmaya adayım dedim. Tam efendim de, bir şeyden önce mikrofonu sağa bir de neye adayım biliyor musunuz? Hani siz şey arıyorsunuz ya. Sevinirim. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmaya adayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak, partinin ilk genel başkanına da, görevi devraldığım son genel başkanına da minnet ve vefa doluyum. Vefamı da onların partisini iktidar yaparak göstereceğim. Tam o noktada bir acaba özür dilerim. Kemal Bey'le ilgili hazır parti sağa sola kayarken Atatürkçülük nerede duruyor onu sormak isterim. Çünkü siz Ağustos ayında şunu ifade etmiştiniz. Her sıkıştığımızda Atatürk'e sığınıyoruz, bunu artık yapmamalıyız demiştiniz. Ama geride bıraktığımız grup toplantısında Atatürk sizden Bilecik'i almanızı istiyor. Atatürk sizden... işte Sinop'u almanızı istiyor diye il başkanlarım ayağa kalkın diyerek seslendiniz. Orada da siz mi acaba Atatürk'e sığınıyorsunuz diye sorular soruldu ve yorumlar yapıldı. Şöyle mesela Sayın Bahçeli bugün demiş ki, Özgür Özel demiş, ruh mu çağırdı da Atatürk'ün bunu istediğini biliyor demiş. Biz ilkokulda Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor şarkısıyla büyüdük. Devlet Bahçeli için Atatürk saraya yanlandığında, koltuk değneği olduğunda öldü tabii. Atatürk bizim için ölmedi. Atatürk'ün sözü, söylevi kütüphanemizde duruyor, başucumuzda duruyor, sözü kulağımızda çınlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim o sohbette söylediğim şuydu. CHP iktidar olmak için insanları heyecanlandıracak ve insanlara umut olacak söylemleri bulmak, bu söylemleri tekrar etmek, insanları ikna etmek durumundadır. Sıkıştığında Atatürk'e sığınan bir partinin tek, yani sadece Atatürk diyerek işte siyaseti yürütmesi mümkün değildir. Bu sözümün arkasındayım. Ama şimdi ben bu sözü söyledim diye Atatürk'ün kurduğu partinin son genel başkanı olarak bir Atatürk atfıyla 81 ilin il başkanını, onların omuzlarına o yük, sırtlarına o gücü vererek illerine yollamamda ne mahsur var? Benden daha çok kim hak ediyor bunu söylemeyi? Tayyip Erdoğan mı iki ay yaş dediğine şimdi Cumhuriyet'in bahanesi diyerek ağzına bir şöyle gazi demeyi, Atatürk dememek için gazi diyerek falan konuşana mı? Ya da düne kadar Atatürkçülüğü kimseye bırakmayan Devlet Bahçeli, Fesli Delikadir'in
keşke Yunan kazansaydı diyen Feslik Delikadir'in talebeleriyle hemhal olmuş, kol kola girmiş. Ona mı yakışır, bana mı yakışır? Ondan yani elbette Atatürk'ü tek sığınılacak liman, tek kullanılacak söz, argüman olarak kullanmak değil. Ama motivasyonsa motivasyon, hatırlatmaysa hatırlatma, vasiyetse vasiyet, benim görevim ondan emanet koltuğunu Türkiye'nin iktidar partisinin koltuğu yapmak. Başka çaresi yok. Bazı parti çevrelerinden mesajlar geliyor efendim. Sağa çekti, sola çekti tartışmalarını, diyorlar ki Ankara'nın tamamı ülkücü oldu diyorlar. Böyle bir eleştiri de var. Onu size iletmiş olayım ben. Yok, Ankara'nın tamamı ülkücü olmadı. Olmadı mı? Bir kere şöyle bir şey var. Ankara'da Etimesgut'ta o tartışmalar çok oldu. Etimesgut'ta adayımız ortada. Mamak'ta çok oldu. Adayımız ortada. Çankaya'da, Yeni Mahalle'de mevcut belediye başkanımız da. Ama bazı sağdan gelen isimler var. Ama şöyle, hiç iddia koyamadığımız ilçelerde seçilecek ya da çok oy alacak adaylar var. Ama belediye meclis listesinde de bir sürü CHP'li var. O CHP'lilerin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşınması da çok önemli bir mesele. Oralarda CHP'nin altı okunun altında oyların birleşebilmesi de çok önemli bir mesele. Orada hem Mansur Başkan'ın, hem il başkanımızın, hem MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizin onaylarıyla, emekleriyle ve kavgasız dövüşsüz bir liste var Ankara'da. Yani gerçekten eleştirinin en az olduğu, bir de zaten yani biraz önce söyledim, böyle hani yavaş yavaş irtifa kazanan değil, böyle tırmanan bir trendi var Ankara'nın. Hani rakam vermeyi çok sevmiyorum da, şimdi elimizde 3 belediye var ama böyle 10'a yakın belediye veya 5'in 7-8 belediye alınca CHP, 10 belediye alınca kimse şaşırmasın. Peki efendim, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmişken Kılıçdaroğlu'nun dün verdiği bir mülakatta şöyle bir ifadesi var. Biz mi çok anlam çıkarıyoruz bilmiyorum ama 1 Nisan sizin için ne ifade ediyor diye sorulmuş Sayın Kılıçdaroğlu'na. O da Nisan ayının birinci günü, o kadar. Seçimin ertesi günü, her seçimin bir sonraki günü vardır demiş. Merhum Süleyman Demirel'den hatırladığımız böyle bir ironi ve esprili yanıt vermiş. Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu ifadesini bir kere nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne sıklıkta görüşüyorsunuz? Ve Kılıçdaroğlu'nun gidişata ilişkin sizin aday belirleme hususundaki bakış açısını nasıl buluyorsunuz? Konuştunuz mu hiç? Ben yani 2-3 kez ziyaret ettim. Bir araya geldik, sohbet ettik. İmkan oldukça da bir araya gelmek üzere. Hatta bir yeni yıl yemeği, önceki dönem genel başkanlarımızla birlikte yemekte bir mütabakata vardık. Sonra maalesef Altan Öğmen'in eşinin rahatsızlığından o bir ertelendi, sonra bir türlü olmadı. Ama önceki dönem genel başkanlarımızla bir kere iyi bir ilişki içindeyiz. Genel başkanımıza Almanya'ya gitmeden önce bir uğramıştım. O zaman bilgi vermiştim. Bir diyeceğiniz var mı diye sormuştum. Sonra dönüşte bir telefon görüşmesinde, uzun bir telefon görüşmesinde de önerileri olup olmadığını sordum. Sayın Genel Başkan daha böyle... Bulundu mu efendim öneride? Böyle isim önerisinde bulunmadı. Herhangi bir isim telaffuz etmedi. Zaten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin de söylediği gibi geleneğinde de böyle bir şey yok. Bir tek Sayın Genel Başkanımız önceki genel başkana hani bir diyeceğiniz var mı diye sorduğunda Sayın Baykal milletvekili olmak istemişti. O da onu milletvekili yapmıştı. Sayın Genel Başkan bana bir isim söylese başımızın üstündedir yani. Ama Sayın Genel Başkan böyle bir şey ele ele yerel yönetimler düzleminde yapmadı. Ama ben yine de kendisine bir öneriniz var mı, bir uyarınız var mı dedim. Yok dedi. Belli konularda uyarıları oluyor, önerileri oluyor sonuçta. Yani mesela her işin acemiliği zordur. En zoru milletvekilliğin acemiliğidir. Hani çayın suyun yerini bile sormaya utanırsın. Hani bunu da mı bilmiyor adam derler mecliste. En önemlisi, en önemli uyarısı neydi efendim? Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı, yani sonuçta böyle seçim görmüş genel başkanlar olarak gittiğinde, 4 tane geriye gittiğinde İsmet Paşa'ya geliyorsun. Veya şu anda işte hayatta 4 tane genel başkanımız var. Yani o açıdan çok kıymetli. Şöyle. Çünkü kulislerde yansıyan şöyle bir bilgi var. Kılıçdaroğlu'yla size birebir görüşmenizde size CHP lideri vesayet altında olmaz ya, genel başkan, dedi mi bunu? Şimdi genel başkanı çok tanımayan birilerinin yaptığı çok acayip işler bunlar. Biz genel başkanla bu düzlemde, bu düzeyde bir şey. Biz genel başkanla 8 yıl, 9 yıl beraber çalışmışız. Yani
ben genel başkan vesayet altında olur mu olmaz mıyı genel başkanın söylemesiyle görecek durumda değil. Genel başkan genel başkanlık yaparken ben genel başkanın yanında çalışmış birisiyim. Bir de genel başkanın nezaketine de yakışmaz. Hani o, ben o açıklamaları biliyorum. Bir grup böyle bir gerçek kişiler var ama troll gibi hiç utanması olmayan, partiyle bağı nereden kurulduğu belli olmayan bazılar. Ben genel başkanı ziyarete gidiyorum. Genel başkanla görüşüyoruz. Daha ben oradan çıkmadan basın mensuplarına perde arkası atmış. Efendim Meral Hanım'la müzakereleri önce arka kapıdan yapacaktın da önden yapmayınca şöyle abuk subuk bir şey. Kopyaladım genel başkanı attım. Efendim dedim şu kişinin yaptığı perde arkasına bakın. Yani sizin haberiniz olsa bunun canını okursunuz. Yani öyle şeyler, öyle trollük işler ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Şimdi normal şartlarda onun bilgisiyle, birikimiyle, deneyimiyle, parti geçmişiyle, parti ahlakıyla bu partide ona yer yok. O ne yapacak? Çarşı pazar karışacak, toz duman olacak ortalık. O toz dumandan o da bir paye kapacak kendisine falan. Çünkü bu partinin normal işleyişi içinde o arkadaşların bir şey yok. Geçen gün bir tane utanmaz tweet atmış, bir tane dandik bir siteye bir şey yaptırıyorlar. Sonra onu tweet atıyorlar, bugün Yeni Şafak manşet yapmış. Efendim, Karadenizli eski MYK üyesi bir milletvekili. Çanta. İsim bir tane ha bak. Karadenizli eski MYK üyesi bir milletvekili. Seyit Torun. Seyit Torun. Başka yok. Odasındaymış bak, göya isim vermiyor. Odasında bir paket bulunmuş. Aramışlar. Bir VA isimli bir şeye çıkmış. İçinde 250 bin dolar varmış. Diyecek ki yerel yönetim sürecinde para pul mu oldu falan bak. Veli Ağbaba da bizim bir arkadaşımız. İkisi birden meclis başkanlığına başvuruda bulundu. Seyit Torun, odamın kamera kayıtlarını inceleyin. Kim gelmiş, kim gitmiş, kim çıkmış, hangi tarihte odamı, hangi temizlik elemanı yapmış, bu poşeti, ne poşet var, ne temizlik elemanı, ne bu, hiç böyle bir şey yaşamamış. Utanmasın biri, galerici mi bir şeymiş, bir şey atıyor bunu, daha doğrusu önce bir dandik siteye yaptırıyorlar. Sitenin künyesinden sitenin kendisine ulaşılamıyor. Sonra birisi bunu tweet atıyor. Yeni Şafak'ta bugün manşet yapıyor. Şimdi bu adamdan Kemal Bey'e bir fayda gelir mi? Hiç böyle parti, bir şey yok ortada. Hayır, olabilir mi? Zaten iki milletvekilimiz birden bir de böyle hani... Bunu bir partili mi yapıyor dediniz? Bunu biri yapıyor. Bir trollümsü bir tane bir adam yapıyor. Bir hesap. Herkes biliyor onu. Yani Gürkan Acır da biliyordur da ben adını söyleyip de nefesimi tüketmeyeyim. Bakın bir de bu... Kemal Beyci gözüküyor falan. Ya bunlar, bu adamdan Kemal Bey'e bir fayda gelir mi? Partiye bir fayda gelir mi? Böyle bir iftirayla partiyi karalayıp... Ben yerel seçimlere gidiyorum. Aday belirleme sürecindeyiz. İki tane kıymetli arkadaşımızı yok paralar maralar ilişkilendiriyor. İkisi birden meclis başkanlığına diyor ki... Hemen kamera kayıtları, bütün meclisin her yeri kameradır. Her odayı kim temizliyorsa dakika dakika kayıt al. Kolay bir iş mi ya? Dinleme cihazı koyar, bilmem ne koyar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu. Hangi kim bulmuş kim yapmış çıkın. Hiç böyle bir şey yok ama kısaltma kullanarak Karadeniz'den bir eski MYK üyesi deyip isimleri tarif edip böyle bir rezalet yaratıyorlar. E şimdi bakıyorsun Yeni Şafak gazetesi de bunun üstüne atlamış. CHP'de poşet bilmem nesi. Poşet neyi? Yani olabilecek bir şey mi? Şimdi bunu yapan kişinin CHP'li olması mümkün mü? Parti bir rezalet. Hadi canım bırak bunlar da bilmem neymiş deyip millet oy vermesin diye çabalayan birisi tutacak bilmem ne yapacak. O yüzden biz ya bunlar gerçekten yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlardan böyle bir güzel arınması lazım. Bunlar hepsi olacak ama önemli olan şu. İnsanlar kendi partilerini, kendilerini, adaylarını, önceki genel başkan, Sayın Genel Başkan ara ara onun da canına tak ediyor. Son derece saygın bir genel başkanımız var başarısı için bilmem ne. Bu düzeltmelere ihtiyaç duyuyor. Çünkü oradan buradan kraldan çok kralcı bir takımlarının yaptığı bir takım işler. Geçenlerde ya bıraksam ben genel başkan bugün de bir olur olmaz bir tweet atılmış. Arkadaşlar tepki gösteriyorlardı falan. Genel başkana. Olacak işler değil yani. Bu Kemal Bey'e yönelik. Asla yani böyle tasvip etmeyi bırakın. Olacak iş mi ya? Nasıl laflar, nasıl sözler? İnsan gerçekten ve siyaseti bu hale getirenlerin hepsinin bilmesi gereken bir şey var. Bir de bunlar muhalif falan diye geçiniyorlar. O dünkü haberleri yaptıranlar falan. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın teknesine böyle iki elleriyle su taşıyorlar. İki omuzlarında su taşıyorlar. Onu öyle bilsinler. Onların hepsinin gereğini Cumhuriyet Halk Partililer yapacak. Takabiliriz mi efendim? Biz yardımcı taktım. Çok teşekkür ederiz. Peki.
Erdoğan İYİ Parti işine geçelim mi? Evet, lütfen. Süremizi de iktisat. Sen soruyor, sor lütfen. Tabii. Şimdi efendim, İYİ Parti ile ittifaktan ayrılınca Meral Hanım'dan ve İYİ Partilerden salvolar gelmeye devam ediyor. Fakat siz ısrarla, az önce sevgili Başak Şengül de söyledi, canı sağ olsun diye bir terminolojiye, bir siyasi terminolojiye de bir laf kattınız. Sürekli duymazdan gelmeye çalışıyorsunuz. Sert eleştirileri de biraz kulak arkası ediyorsunuz. Seçime kadar herhalde bunu da bir strateji olarak benimsediniz. Şimdi İYİ Parti'nin seçmeniyle benim hiçbir meselem yok dediniz. Bu dönemde, bu 31 Mart'ta İYİ Parti'den ne bekliyorsunuz? İYİ Parti seçmeninden ne bekliyorsunuz? Şimdi onların özellikle Ankara'da %13 oyları var. İstanbul'da 8'leri var. Antalya gibi kritik yerlerde 14'leri var. Bu oylar ne olacak? Bunlardan Cumhuriyet Halk Partili adaylar ne kadarını alabilecekler? Sizin İYİ Parti ile ilişkiniz, yani bir daha bir araya gelmemek üzere koptu mu? Yoksa sandıkta kardeşim seçmen bizi birleştirir mi diyorsunuz? Eski dosttan düşman olmaz. Birinci prensibimiz bu. İkinci prensibimiz, İYİ Parti ile ilişkileri ikiye ayırıyoruz. Bir, Balıkesir özelindeki özel ilişkilerimiz. Evet. Orada şöyle bir şeyimiz var. İYİ Partililerden bir beklentimiz var. Aslında hem genel başkanlarından da bir beklentimiz var. Anlaşılıyor ki pratik siyaset bunu mümkün kılmayacak. Geçen sefer biz Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösterdik. Ahmet Akın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı. İYİ Parti ile ortak adayımızdı. Ve Ahmet Akın seçimi, hani almaya yakın değil, seçimi almıştı Ahmet Akın. Ahmet Akın herkese yakın, seçimi almıştı. İYİ Parti, İsmail Ok diye bir milletvekilleri vardı. İnanılmaz bir ısrarla Balıkesir'i bize bırakın, Balıkesir'i bize bırakın. Meral Hanım istedi. Kemal Bey kabul etti. Ahmet de ikiletmeden, ama iki gözü yaşlı, Balıkesir adaylığından çekildi. Parti disiplini içinde. Sonra o İsmail Ok, o seçimi iki eliyle gitti, AKP'ye bıraktı. Yani kaybetti. O İsmail Ok sonra partisinden istifa edip AKP'ye katıldı. Şimdi yeniden milletvekili yapıldı. Evet. Yani orada bir milli irade hırsızlığı, siyasi bir yan kesicilik yapıldı. Ve Balıkesir'in iradesi çalınıp, Balıkesir bir sosyal demokratta bir millet ittifakı belediyesi olacakken, önce AK Parti'de bırakıldı, sonra da o operasyonun parçası şahıs AK Parti tarafından milletvekili yapıldı. O sırada Ahmet çok üzgün. Ben Meral Hanım'ın, biraz da böyle Meral Hanım'ın tavırları öyle hoştur, böyle bizi böyle bir şöyle yapıp hepimizi, bunların hiçbirine bir borcum yok, sana var Ahmet, bir gün o borcumu ödeyeceğim dediğine şahit oldum. Ve bu seçimlerde biz Ahmet Akın'ı aday yaptık. İYİ Parti'nin burada bu borcu ödemesini, bu artık o jesti yapmasını açıkça bekledik. Ben hala bekliyorum. Ben şeyimdir pek biraz. Pek olumlu bir sinyal yok efendim, yok, İYİ Parti'den ama. Yok. Hatta geçen Show Kürşat TV... Kürşat Zorlu sayın yok böyle bir duruma. Show TV'ye bayıldım. Kürşat Zorlu'nun açıklamasından sonra Show Haber şey yazmış. Jest beklerken rest gördü de. Ondan sonra ama şöyle bir gerçek var. Hani işin hakkaniyetinin gereği bu sefer orada hiç olmazsa bir işbirliğiydi. Ama hür ve müstakil adaylar dediler falan. Sayın bir milletvekilimiz de oradan aday gösterildi İYİ Parti'den. Kendisi de kampanya yapıyor. Ben halen daha kendilerinin, ya geçen seferden bir borcumuz var ve burayı biz AK Parti'ye bırakmışız. Çünkü kendileri orayı kazanmıyor ama onlar çok gayret edip yüksek bir oyalarsa Ahmet'imiz kaybeder diye ödümüz de kopuyor. Gerçi önde anketlerde iyi gidiyoruz. Ama korkuyoruz. Ama ben geçen gün Balıkesir'de söyledim. Benim beklentim, biz bu işi tepede halledemiyorsak da İYİ Parti'nin iyi insanları Balıkesir'de 5 sene önce ne yaşandığını biliyorlar. Ve 5 sene önceki milli irade hırsızlığı, siyasi yan kesiciliğin bir tarafı şimdi yine karşımızda aday. Orada bizim artık bu hakkın yerini bulması lazım. Bu jesti İYİ Parti'nin yöneticilerinden görmüyorsak da Balıkesir'deki İYİ Partililerden göreceğimizi ümit ediyoruz. Özgür Bey, Meral Hanım yaptığı açıklamalara bakarsak, ki geçen gün bir partiliyle de Cumhuriyet Halk Partili CHP neden desteklemiyorsunuz diyen sokaktaki bir vatandaşla girdiği diyalog falan, epey bir kızgın görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden kızgın Meral Hanım sizce? Ya şimdi şundan kızgın diyemem. Bence kızgın olmasa çok iyi olur. Yani biz sonuçta ikimiz de
saraya itiraz eden, Bahçeli'ye itiraz eden, bu ülkenin kurtuluşunun güçlendirilmiş parlamenter sistemde olduğunu da birleşmiş, bunun için altında imzalarıyla buluşmuş, kuvvetler ayrılığını savunan, hukukun üstünlüğünü savunan, Atatürk ilkelerinden taviz vermeyen ve bu konuda birbirine bir eksikliği, bir fazlalığı olmayan, yani şimdi ben MHP, AKP dünya laf ederim de İYİ Parti'nin seçmeniyle CHP'nin seçmeninin bu noktada birbirinden bir farkı yok. Biz o yol, o yüzden aynı yolun yolcusuyuz. Biz eski dostuz, düşman olamayız. Hem kişisel olarak öyle hem o yüzden, ama şöyle bir gerçek var. Yani ben tabii bir partinin genel başkanı, hani sizin koltuğunuzda otursam çok daha rahat yorumlar yaparım ama siyasetin doğası gereği, yani kendi partilerinin iç dinamiklerine de bakılınca, hep Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği acaba bizim partimize zarar mı geliyor? Bu seçimi kendi ayrı seçimleri olarak görmeyi tercih ettiler. Ve burada bir strateji olarak diyeyim, yani yanlış bir söz de söylemek istemem ama bizden çatışmanın belki kendi seçmenlerini konsolide edeceğini orada bir ifadesi olabilir. Var Sayın Akşener'in, duydunuz mu bilmiyorum efendim. Deme teşekkür, bize küfrediyorsunuz diyerek sistem. Ben İyi Parti'ye küfreden kimseyi görmedim. Ben İyi Parti'ye teşekkür ediyorum. Hatta Meral Hanım savaş ilan ettiğinde ben barış ilan etmiştim. Eğer İyi Parti'ye eksik bırakılmış bir teşekkür varsa ben kendilerine hani onların bizimle ilişkiyi bitirdikleri ana kadarki her şey için teşekkür ederim. Birbirimize teşekkür ve minnet borçluyuz. Ama bu siyaset şunu kaldırmıyor Türkiye'de. Ben eğer ki normal bir düzlemde olsak ve bu ülke bu halde olmasa, bir daha özetlemeyeyim baştan sona, bu halde olmasa biz birbirimize rekabet edelim, ne bileyim Özal'la Demirel'in atıştığı gibi tatlı tatlı atışalım, ben İnönü'nün yaptığı gibi nükteden işler yapayım, birbirimizle yapalım, yarışalım, kim kazanırsa o yönetsin, koalisyon da olur. Öyle bir yerde değiliz. Memleketin savrulduğu yeri görüyoruz. Memleket çok zor durumda. Hukuken de, dış politikada da, gençler, dört gencin üçü bavulları zihninde toplamış. Fırsat bulursam yurt dışına gideceğim diyor. En büyük bekar sorunuyla karşı karşıyayız. Yokluk, yoksulluk, işsizlik ve bir yandan da anayasasızlaştırma sürecinin verdiği keyfiliğin sonunda bizim bundan sonra muhalefet olarak bu kadar büyük bir, hani düşman diyeceğim yanlış olacak, düşman değil ama bu kadar ciddi bir tehlike varken orada bizim benzer düşünen ve benzer davranması gerekenler olarak birbiriyle didişmemizin bir tek ona faydası var. Bir tek o sarayda oturana faydası var. O rejime faydası var. Biz birbirimizle enerji harcayamayız. Birbirimize kavga edemeyiz. Ben alttan almak ya da duymamak, seçime kadar bu strateji falan değil. Ben hep söyledim. Geçen daha ittifak yaparken de hep şunu söyledim. Muhalefete muhalefet etmek muhalefetin işi değildir. Muhalefete muhalefet iktidarı sevindirir. Bu kadar. 1 Nisan'dan sonra da öyle. Grubuma da hep söylüyorum. Kapalı grupta söylüyorum. Arkadaşlar, muhalefet muhalefetle kavga ediyorsa araya girin. Muhalefet iktidarla kavga ediyorsa araya girmeyin. Ve asla ve asla bir muhalefet partisiyle kavga etmeyin. Asla yapmayın bunu. Çünkü gerçekten bize milletin verdiği görev bu değil. Muhalefetin muhalefetle kavgası iktidara can simidi atmaktır ya. Can simidi atmaktır ya. Son birkaç dakika ekonomiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Malum ekonomik koşullar ortada. Gerçi bu yerel seçim ama bir önceki yerel seçimde de ekonomik koşullar belirleyici olduğu uzmanlar tarafından ifade edilmişti. Ki biz de gördük, yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bazılarının emeklilerini tahrik ettiğini görüyorum diyor. Böyle bir ifadesi var. Bir, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl anlıyorsunuz? İki, emeklilere yönelik bir planınız, programınız, söyleminiz var mı? Birincisi, bundan çok memnun oluyorum. Çünkü gelsin şimdi mindere, burada güreşelim. Yani orada hepimizin gurur duyacağı bir Kaan uçağının kanatlarına yapışıp da bu kadar rezilliği unutturmaya çalışmasın. Şu anda Türkiye'de Türk İşa disk değil, açlık sınırı olarak 16.200 lira ilan etti. Bunlar emeklilere 10 bin lira veriyorlar. Açlık sınırının neredeyse yarısına emekliyi yokluğa, yoksulluğa, açlığa. Pazarlar dağılıyor. Yüzünü kapatan teyzeler pazarda, anneler, ablalar pazarda ezilmiş sebze meyve topluyorlar. Bugün marketlerde iki böyle çürümeye yüz tutmuşlara olgunlaşmış sebze diye yarı fiyatına satıyorlar. Millet onu kapışıyor.
Bu tutmuş diyor ki birileri emekliyi kışkırtıyor. Sen bu yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekli? Keşke kışkırtabilsem. Keşke gücüm olsun. Çok ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem. Keşke emekliler haklarını aramak için yürüseler. İşçiler yürüseler. Keşke 500 bin tane emekli Taksim'e gitse de Taksim'i zapt etse diyecek, darbe çağırıyor. Sokağa bu, davet diye. Sokağa davet derler bakın. Hak aramak hak. Bugün Washington'da Beyaz Saray'ın karşısında siz gösteri yaparsınız. Polis sizi korur sizi. Bundestag'ın karşısında istediğiniz protestoyu taşkınlık yapmak suretiyle yaparsınız. Alman polisi göstericiyi korur. İngiltere'de 10 numaranın kapısına gidip protesto yapıyor insanlar. Türkiye'de saraya doğru mendil atmaya kalksan kafanı koparırlar. Böyle bir şey yok. Bir kere demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Bundan tanışacaklar. Bunu görecekler. Sen emeklinin gırtlağına basacaksın. Bir tokat atacaksın, öbür yanağını dönecek. Böyle bir şey yok. Emekçi de hakkını arayacak. Emekli de hakkını arayacak. Öyle kışkırtmak diyor ya, benim işim bu kardeşim. 10 bin lira verdiğin emekli susuyorsa, 10 bin lira verdiğin emekli bir şey demiyorsa onu kışkırtmak benim vatan görevim, vatan. Ona hakkını arattırmak, onun hakkını söylettirmek benim görevim. Bana bu ülke bunun için görev vermiş. Ben ana muhalefet partisi lideriyim. O yüzden bir kere onu. İki, bugün demiş ki efendim bak öldük bittik diyorlar, %4,5 büyüdük. Kim büyüdü? 14 çeyrek de sürekli büyüdük dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O 13 olayı... çeyrek önceki 4 çeyrekte 3 çeyrekte pardon baş aşağı çakarsan buraya gelene kadar öyle büyürsün. Büyüyor musun diye ben beşli çeteye, sarayın müteahhitine, al bayraklara, çalık grubuna sormuyorum. Ben büyüyor musun diye emekliye soruyorum. 10 bin lirayla bir emekli büyür mü? 16 bin, 17 bin 2 lira alan asgari ücretlinin Tayyip Bey'e uyup Allah muhafaza 3'te çocuk yaptıysa 5 kişilik ailesinin karnı doyar mı? Üniversiteye giden çocuğuna yurt parası mı bulacak? Burs bulamazsa ne yapacak? Nerede yatacak? Nerede kalkacak bu insanlar? Bu ülkede böyle derin bir yoksulluk, böyle derin bir işsizlik varken, bu ülkede bu kadar ciddi sorunlar varken, esnafın, çiftçinin, işçinin, ya arıcıların bir sorunlarını dinleseniz, bir arıcıları dinleseniz Allah Allah dersiniz. Dün dinledim biraz. İnanamadım. Nereye dokursan şey yapıyor. Ama sindirilmiş, bastırılmış, hak araması unutturulmuş, tepki ve protestonun terörizmle, tepki ve protestonun darbecilikle eşleştirildiği ve maalesef seçim var hadi susalım, seçim var hadi susalım, hadi darbeci demesinler, hadi bilmem ne demesinler. Aha bak söylüyorum kimseden korkmadan. Şu seçimler gelecek geçecek. Bu seçimlerden muhalefet güçlenerek ve bütünleşerek çıkacak. Bunların iktidarını yerelden dengeleyeceğiz. Ondan sonra nasıl muhalefet yapılıyormuş görsünler. Burunlarından fitil fitil getireceğim o emekliye vermedikleri zammın. Burunlarından fitil fitil getireceğim o askeri ücretle yaptıklarının. Hadi bakalım bir tane işçiler, 3 işçi sendikalı oldu diye 100 tane işçiyi birden birbirini ihbar etmedi diye açsınlar. O fabrikalardan da hesap soracağız, onlardan da soracağız. Bu düzene yol veren Çalışma Bakanlığı'ndan da soracağız. O plazalarda emeği sömürülenlerin, o motokuryo olarak... O yollarda katledilip de bir celsede 20 bin lirayla serbest bırakılan Cumhurbaşkanı yardımcısının satın aldıklarının hepsinin hesabını soracağız. Bu staj mağdurlarının da hesabını soracağız. Seçimden önce kandırılıp kademeli getireceğiz diyen EYT'linin de Bağkurlu'nun da hesabını soracağım. Bak şunu söyleyeyim. Biz bu milleti sokağa da dökeceğiz kardeşim. Böyle şöyle bir şey düşünürsünler. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Sendikal haklar içinde mücadele edeceğiz. Zamlara karşı da direneceğiz. Kan akıtmayacağız. Çerçeve cam kırmayacağız. Ama hakkımızı arayacağız hep beraber. Onlara 49 yaşında sol bir lider, sosyal demokrat bir lider nasıl madencinin önüne düşüp haklarını alana kadar bunların burnundan getirdiyse, sol sosyal demokrat bir lider işçi sınıfına nasıl liderlik edecek görecekler. Emeklilere, emekçilere, gençlere nasıl liderlik edip görecekler? Burası onların yağmalayacağı bir ülke değil. Benim dedem, benim dedelerim şunu yaptılar. Tayyip Erdoğan çağırdı diye bir havaalanına 7 tane AK Parti gençlik kollarından çocuğu koyup da kot pantolonun üstüne perdelik kumaştan kefen geçirip ölmeye geldik demek de olmaz. Bizim dedelerimiz öyle perdelik kumaştan kefen giyenler değil. Kefensiz yatanlar Çanakkale'de, Conkbayırı'nda. Onlar milliyetçi olacak. Onlar vatansever olacak. Onlar beka sorunundan korkacak. Biz terörist olacağız öyle mi? Geçen seçim
İBB'yi CHP kazanırsa İspark'ı PKK'ya veriyordu. İspark'ta PKK'lı mı çalışıyor şimdi? Dönün bakın. Mansur Yavaş kazanırsa EGO faturalarını DHKPC dağıtacaktı. Yalancı Süleyman Soylu bunları böyle söylüyordu. EGO faturalarını kim dağıtıyor şimdi Ankara'da? CHP gelirse yardımı kesecekti. Bu yalan, bu talan düzeninin tamamını sona erdireceğiz. Bir tek şey bekliyoruz. 31 Mart'ta bu gücü dengeleyecek yerelden bir gücü bize versinler. Bakın ne yapıyorum onlara. Sayın Genel Başkan, süremiz bitti ama ben eminim ki yarından itibaren sizin az önceki yaptığınız söylem çok konuşulacaktır. O yüzden size bir alan daha açıyorum birkaç dakika daha. Şöyle ki, insanları, emekçileri, emeklileri sokağa dökeceğim dediniz. Dolayısıyla bu ifadenizi açmanız gerekir mi ya da bir şekilde daha... Yok, demin söylediğim gibi. Cam çok çerçeve kırmadan. Yani cam çerçeve kır... Yok, hiç tartışılmaz. Yani şu anlamda, çünkü Türkiye'ye hassas dönemlerden hayır. Geçiyor. Bak, sokakta bak. Bu onların Türkiye'ye, olaylar kaldırılabilecek bu bir... Bu onların Türkiye'ye dayattığı hegemonya, bu onların Türkiye'ye dayattığı söylem üstünlüğü. Buna teslim olduğunuz gün zaten 10 bin lira en düşük maaşa razı geliyorsunuz. Buna teslim olduğunuz gün sendikasızlaşıyorsunuz. Buna teslim olduğunuz gün 17 bin lira asgari ücrete geçinmek zorunda kalıyorsunuz. Buna teslim olduğunuz gün sizin birçok meslektaşınız AK Parti'yi rahatsız edecek haberler yaptığı için çalıştıkları yerlerden ediniyorlar ve kendi başlarına freelance çalışmak zorunda bilmem ne. Bu yüzden gazeteciler işsiz. Buna teslim olduğumuz için sokak haktır. Eğer kanunlara karşı iş yapmıyorsanız, cam çerçeve kırmıyorsanız, can yakmıyorsanız, kamu malına zarar vermiyorsanız tepki ve protesto haktır. Bu toplumu hak aramayı terörizm, hak aramayı uç davranışlar, devlete karşı ayaklanma, darbe girişimi diye söyleyip de bunu kabul ettiğiniz gün siz kaybediyorsunuz. Kabul etmiyorum. Kabul etmeyeceğim. Bunun mücadelesini vereceğim ve teker teker işten atılan gazetecinin de, emeklinin de, emekçinin de, çalışanın da, işsizin de bu çarpık düzenden, bu sömürü düzeninden hakkını teker teker alana kadar, burunlarından fitil fitil sökene kadar mücadele edeceğim. Benim işim budur. Yayınımızın sonuna geldik. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ederim katıldığınız için, sorularınız için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'i ağırladık. Biraz sonra onu yolculayacağız. Kısa bir aranın ardından ben yayına gündemi konuklarımla eşit ağırlıkta değerlendirmeye devam edeceğim. Az sonra görüşmek üzere.